Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Farklı Bakış programına, Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün izleyicilerimizi en kalbi muhabbetlerimizle, saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Farklı Bakış'ta bu pazartesi akşamında iki farklı konuğumuz var. İslam'da felsefe ve hikmet geleneğini konuşacağız. Oldukça genel bir başlık ama bu başlıkla ilgili hem spesifik anlamda hem de genel bakış açısı itibariyle konuşulması gereken pek çok konu var ve kıymetli hocalarımız da bize bugün programımız boyunca bu başlıkla ilgili açılımlar getirecekler. Bizleri kırmadılar davetimize icabet ettiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum ve kendilerini hemen sizlere takdim edip farklı bakışı açmak istiyorum. Ben Profesör Doktor Mehmet Türker hocamız Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Hocam hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. teşekkür ederim. İltifatların için. Estağfurullah hocam. Çok sağ olun. Ve Doçent Doktor Mehmet Aydın hocamız yine 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Efendim programımız canlı yayınlandığı için interaktif anlamda izleyicilerimizin katkıları bizim için kıymetli. Sorularınızı, görüşlerinizi programla ilgili hocalarımıza iletmek istediklerinizi ya da sormak istediklerinizi programımız boyunca e, altyazımızla da desteklenecek olan farklı bakış farklıbakış.diyanet.tv e, mail adresi üzerinden ya da şu anda sosyal medya mecralarında kanalımızın hesaplarının altında, e, canlı yayının altında paylaşarak bizlere iletebilirsiniz. E, sizlerin katkıları da bizim için kıymetli e, katkılarınızı bekliyoruz. E, şimdi e, Mehmet Türkeri hocamla başlayayım. Her iki hocamızın adı da Mehmet olduğu için soy isimleri de telaffuz etmem gerekiyor sanırım. Mehmet Türkeri hocamla başlayalım. Şimdi hocam İslam'da felsefe ve hikmet geleneği dedik. Önce bir felsefe nedir sorusuna cevap aramak lazım. Tabi bu soruyu sorarken şunu da biliyorum. Felsefe nedir sorusunun cevabı yüzlerce yıldır binlerce cilde konu olmuş bir ee, soru. E, dolayısıyla bir programda birkaç dakikalık bir cevabın içerisine sıkıştırmanızı isteyerek size haksızlık etmiş olmak istemem ama e, en azından bize böyle birkaç dakikalık bir öz özet bu manada sunmanızı istirham edeceğim. E, felsefe ve hikmet arasındaki bağı da kurmak adına böyle bir e, soruyla başlayalım istiyorum. Buyurun. O zaman e, hani çok bilindik bir şeyle, bilgiyle başlamamız Buyurun. lazım. İşte üniversiteye hazırlanan gençlerimizin de ilk ...çalışırken işte felsefe nedir? Kelime olarak filosofya diye. işte bilgelik sevgisi. Hı hı. İşte mesela bazı filozoflar da der ki... ...o bilgelik sevgisi değil... aslı olan hakim olan yani hikmet sevgisi... ...hakim olan tanrılardır, tanrıdır. Hı hı. O yüzden biz ancak onu sevebiliriz. Bilge sevgisi. Bilgelik yani hakim değil de sevgisi, bilge. hakim sevgisi ve hikmet sevgisi diye öğretilir. Bu bir düşünce disiplinidir pek çok farklı yani kanaatler, yorumlar, akımlar, evet, yöntemlerin evet. ön plana çıkması söz konusu ama tabi ana hatlarıyla da bunun bir iskeletinin olmadığını söyleyemeyiz. Yani bir şeyi felsefe yapan özellikler var. Yani onu ana hat olarak, iskelet olarak bir bilimden ayıran, bir dinden ayıran, mesela başka alanlardan ayıran bir boyutu var. İşte düşünce disiplini. Ama her düşüncede felsefe değil. O zaman da işte neleri arıyoruz? Bir tutarlılık arıyoruz. İşte bir rasyonellik arıyoruz İşte şumullülük dediğimiz verileri mümkün olduğu ölçüde dikkate alarak bir tür soruşturma disiplini bunu yaparken de sistemleştirme önemli işte sistemli bir bütünü varsa analiz yöntemini kullanabiliyor kimisi işte dedüksiyonu kullanıyor endüksiyonu kullanıyor değişik bu anlamda fikir örgüleri söz konusu şunu diyebiliriz yani bir belki çok dağıtmamak adına varlık, bilgi, hmm. değer üzerine üç ana hat ama sistematiğe gittiğimizde işte bilgi üzerine, e, evet. ahlak üzerine, iyi üzerine, sanat üzerine, güzel üzerine ve zihnin işleyişi hmm. üzerine bir beşinci olarak da varlık üzerine. İşte varlık, yokluk, işte gerçek varlık, Neb, nedir, nebdeme, ne değildir gibi şeyler oluyor. Bunların geliyor. üzerine bir düşünme etkinliği. tabi mesela Rönesans'a kadar Bilimsel bilginin genel adı olarak da geçer felsefe. Sadece salt teorik spekülasyon değil. Yani Aynı zamanda filozofların çoğu bilim adamıdır da. Hı hı. Bu son derece önemli. Şimdi bilimsel bilginin bir genel adı. Bir, iki genel sistemli bir düşünüş. İki, üç yani bu eylem ne için yapılır? Mesela sırf böyle zihinsel olarak spekülasyon yapayım diye değil. Klasik filozoflara gittiğimizde sistemci filozofları hepsinde bu erdemsel amaç görürüz biz. Yani Hikmet onlarda baş manivela diyelim, yani yönelim şeyi olarak kendisini gösterir. Bir tür işte bütünleştirici bütünlük arama çabası, kesinlik arama çabası bir durum söz konusu. Tabi bunu mesela antik Yunan'dan bunun doğuşunu dikkate aldığımızda bunu daha rahat görürüz. Mesela şeylerin sebebi nedir? Bu varlığın sebebi nedir? Arke dediğimiz hı hı. öz, töz araştırması ya da ilk madde araştırmasında ve yani buna vereceğimiz cevap mitsel olmayacak, efsane olmayacak. Yani dedikoduyla gelen bilgi olmayacak. Gerçek sebebini araştırma. Mesela kimisinin söyledikleri eksik kalır bugün açısından ama felsefe açıdan bunları hala değerli buluruz. Niye? Yöntemi, tutarlılığı vesairesi kurgusu sağlamdır da o yüzden. Eyvallah İsterseniz hocam. İsterseniz böyle bir... Böyle bir giriş yapmış olalım başlayalım. Zaten program boyunca aslında bunlar üzerine detaylandırarak evet. konuşmuş olacağız. Mehmet Aydın hocama döneyim burada. Hocam şimdi felsefe ile ilgili yaptığımız bu girişe hem ekleyecekleriniz hem de felsefe ve hikmet kelimelerini, kavramlarını birbirine bağlayan şey nedir? Birazdan bu kelimelerin ayrıntıları üzerine de konuşacağız. Mesela hikmet kavramı İslam felsefesi yerine e, kullanılıyor. Mesela bu doğru bir kullanım mıdır? Şimdi öncelikle e, doğru bir kullanım mıdır? Evet, kullan doğru bir kullanımdır. Ama buradaki e, felsefe kavramı nereden geliyor diyecek olursak biraz Hı -hı. önce hocamız işaret ettiler. Filosofya, yani hikmeti sevmek, bilgeliği sevmek, oradaki sofya Hikmet anlamına gelir, daha Türkçeleştirecek olursak bilgelik demektir. Evet. Ee, daha e, başka bir kavramla ifade edecek olursak ilim kavramıyla da karşılay karşılayabiliriz. Dolayısıyla bilgeliği sevme, bilgeliğin peşinde olma anlamına geliyor. İşte bu Yunanca kelime Arapça'ya tercüme edilirken felsefe şeklinde Arapçalaştırılmıştır. Filosofya aslında iki terimden meydana geliyor. Filosofya, filo sevmek demektir, sofya hikmet demektir. Hikmeti sevmek, hikmetin ya da bilgeliğin peşinde olmak anlamına geliyor. Filozof dediğimiz kişi, e, e, sofos aslında bilge demektir. Bilge olmak mümkün değil, e, hakikatin bütününe vakıf olmak mümkün değil. Ama önemli olan nedir burada? Bilgeliğin peşinde, bilgeliği kovalıyor olmak gerekiyor. Bilgeliği arzuluyor, istiyor ve onu elde etmeye çalışıyor olmak gerekiyor. Grek düşüncesinde bu çok belirgindir, çok önemli bir yere sahiptir. Bunun karşısında ise sofist yer alır. Yani bilgelik iddiasında bulunan, bilgiçlik taslayan insanlar bulunur. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. İşte bu kavram Arapçaya felsefe şeklinde ifade geçiyor. ediliyor, geçiyor. Ve bu felsefe kavramı daha sonra Kur'an'ı bir terim olan hikmet kavramıyla karşılanıyor. Yani felsefe yerine hikmet terimini de biz kullanıyoruz. Ama eski Yunan'da var olan o bilgeliğin peşinde olma, bilgeliği kovalama, e, isteme e, anlayışı e, hikmet teriminde tam olarak ifade edilmiyor. E, tam olarak açığa çıkmıyor. Ama yine de o bilgeliği isteme, arzulama anlayışı hikmet kavramında da e, bulunuyor. Bu yönüyle bakacak olursak hakim dediğimiz kişi filozoftur, filozof teriminin. Karşı olarak hakim terimi kullanılıyor. Çoğulu hükemadır. Hı hı. Hükemaül İslam terimini kullanıyoruz. İslam filozofları e, anlamında kullanılıyor bu. E, bir hikemiyat literatürü de oluşuyor İslam düşüncesi içerisinde. Yani felsefi ilimler anlamına geliyor. Hı hı. Hikemiyat literatürü dediğimiz. Daha ziyade felsefi ilimler bütününü ifade ediyor hikemiyat literatürü. Bunun üzerine biraz önce hocamızın bahsettiği aslında ilimler giriyor. Hı hı. İlim tasdifleri yer alıyor bunun içerisinde. Çünkü e, Orta Çağ'ın sonuna kadar e, bilimler felsefeden ayrılmış değil. Felsefe e, ilimleri kuşatan bir şemsiyedir. Ümmül ulumdur, e, ilimlerin kraliçesidir, anasıdır e, şeklinde anlaşılır. Dolayısıyla felsefenin altında ilimler yer alır. Bu yönüyle bakacak olursak evet bir bilgiyi ifade eder, ilmi ifade eder ve İslam medeniyetinde de ilmin son derece önem ve önem verildiği, İslam medeniyetinde son derece önem ve değer verildiğini biz biliyoruz. Kur'an'da, hadislerde ilme işaret edildiğini biliyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi Kur'an'da da hikmet terimi geçiyor. Bu Tabii. yönüyle bakacak olursak felsefe evet Yunan'dan gelen bir kavramdır ama Kur'an'ı bir kavramla da ilişkilendirerek, özdeşleştirilerek İslam kültürü tarafından alınması, benimsenmesi e bu Kur'ani kavramı atıfla daha kolay hale getirilmiştir. Ama bu tabii ki bütünüyle karşıtlığı ortadan da kaldırmamıştır. Kur'andaki o ayet-i kerime hocam "ve men yutir hikmete fekad itia hayran kesira." Yani kime bir hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Evet. Eğer buradaki o kavramsallaştırmayı işin içine kattığımızda felsefenin bu manada Kur'ani anlamda özendirilen bir şey olduğunu söylemek bile mümkün hale geliyor. Tabii tabii kesinlikle. Yani Kur'an bu kavramı kullanmak üzere kitap ve hikmet verilen şeklinde ifadeler de yer alıyor. Bu kitap e, peygamberlere verilen e, vahiy e, olarak da algılayabiliriz, hı hı. düşünebiliriz ki verilen kitaplar olarak da görebiliriz ama aynı zamanda bir de hikmetten söz ediliyor. Bu hikmet tabii ki Hazreti Peygamber söz konusu olduğunda hadis diyenler de vardır iyi hüküm verme melekesi diyenler vardır. Aklın kullanımı diyenler vardır ama evvel emirde hikmet kavramının akılla çok yakın bir ilişkisi var. Eyvallah hocam. Biz de bugün aslında felsefe derken o akılla ilişkili olan şeyi o özü bir manada konuşuyor olacağız. Mehmet Türkeri hocamla tekrar devam edelim. Şimdi hocam o zaman o felsefenin geniş alanına giren alanın içerisinde neler olduğundan biraz isterseniz bahis açalım. Bu manada hikmeti de hocam nasıl anlaşıldığına dair bir açılıma başlamış oldu. İslam'da da hem hikmet hem de felsefe söz konusu olduğunda Alan çok geniş bir alan ve içerisine bilim giriyor, ahlak giriyor. Siz az önce bahsettiniz. Biraz orayı açarak devam edebilir miyiz? İnsanın düşünmekle olan bağını da işin içine katarak. Şimdi yani düşünme zaten insanın ayırt edici özelliği. Evet. Şimdi Farabi'ye gidersek pek çok İslam filozofumuzda, düşünürümüzde kayıtsız bunu göreceklerdir farklı anlamda. Mesela hür insanın özelliği der. Hür insan yani insan olmaya layık insanın özelliği iki özelliği vardır düşünebilme ve sağlam irade gücü yani kuvvetül azime dediği bu önemli eğer siz düşünemiyorsanız yani düşünmüyorsanız bu kapasitenizi kullanmıyorsanız ve sağlam bir irade gücünüz yoksa siz köle tabiatlı olursunuz yani bu yetenek evet. aslında bizi ne der aynı zamanda dinin belki güzelliği de diyelim biz bunu kazanabiliriz doğuştan köle olmam ben Doğuştan evet. da hür de olmam. Yani birilerinin mahkumiyeti altında doğduğumda mesela köle gibi eski dönemleri gördüğümüzde ne kadar uğraşırsan uğraş istisnalar hariç sen efendi olamazsın. Evet. Ama buradaki farklılığı görmemiz lazım. Yani yetkinleşme modelinin nereye dayandığı bir bir. İkincisi de mesela varlık konusunda özellikle canlılarda üç önemli unsur var. Mesela işte doğal organik cismin ilk yetkinliği diye tanımladıkları bir şey. Bu kavram aslında önemli nefis tanımının e, tanımıdır bu nefis teriminin. Hı hı. Yani doğal, organik cismin ilk yetkinliği. Aslına bakarsak işte bu e, bitkilerde olan, hayvanlarda olan ve insanlarda olan bir özü ifade eder. Hepimiz ilk yetkinlikle doğarız. Buna evet. ilaveten bitkilerde işte beslenme, büyüme ve gelişme vardır. Buna ilaveten hayvanlarda bunlar var hepsi İşte hareket etme ve irade gücü vardır. İnsanlarda bunu ilaveten işte seçme, ayırt etme, düşünebilme, tefekkür etme yetisi vardır. Bütün biz bu kapasitelerimizle aslında nihai kemale doğru çabalarız. Nasıl yapacağız bunu? İşte hikmet içinde ne var? Mesela Fahrettin Razi de öyle söyler. Hikmetin anlamları işte Mukatil bin Süleyman'dan dört anlamı var derler. Hı hı. İşte anlayış ve ilim işte acayip esrarıyla Kur'an diye kitapta geçtiği şekliyi söyleyeyim. Hani şaşırtıcı sırlarıyla Kur'an, tamam. işte Kur'an mevzaları, öğütleri falan diye. Hepsi bunun ilme çıkardır. Burada bir şey dikkat etmemiz lazım. O zaman ilim diye bir kelimemiz var. Ayrıca hikmet çıkmazdı. Evet. Bir inceliğimiz de var. O da işte teorik ve pratik hikmet diye e, ayırdığımızda ortaya çıkar. Teorik Nedir hikmet hocam? dediğimiz evet. şey ilim olarak öğrenilmesi gereken şeyleri öğrenmek. Mesela işte basit matematik e, muhakeme gerekçelerini öğrenmek. Yani biz onları belki biliyor bile olabiliriz içsel olarak da onları geliştirmek. O zihni kesinliğe yatkınlaştırmak bir. Hı hı. İşte Allah'ın varlığını, melekleri vesaireyi öğrenmek iki. İşte maddi dünyada yaşıyoruz. Maddi dünyayı, fiziği yani, öğrenmek, fiziği, matematiği öğrenmek, metafiziği öğrenmek. Öğrenilmesi gereken Biyoloji şey. Biyoloji belki. Bir de pratik hikmet tarafı var. O da ben bu hayatta yaşıyorum. Yani bir aile içinde yaşıyorum, bir toplumda yaşıyorum. İşte mesela ben ekonomistim, ekonomiyle ilgili işim var değil mi? Mesela bilim dünyasında işim var. Bütün buralarda ben neyi seçeceğim, neyi seçmeyeceğim? Pratik hikmet ha, işte de bu. Pratik hikmet bu ama burada da mükemmel düşünebilme gücüdür pratik hikmet. Peki neye matuftur? Para kazanmak için değil. Bu nihai anlamda erdemli insan olmak için. O da işte kemale ermek içindir. Ee, mutluluk yani uzun vadede de e, etkinlik dediğimiz ahiret saadeti içindir. Bütün bunlar için çaba sarf etmem gerekiyor. Mesela sadece bilgi var, ilim var süper ama hayat felsefesinde, gündelik yaşayışında sadece para kazanmak için, para kazanmak için her şeyi yapıyor. Hikmettir diyebilir misin? Hayır diyeyim. Asla demezler. Mesela Farabinin sınıfları vardır. Sınıflandırması bazen hani felsefeyi deriz ya kuru bir bilgi hayatla alakası yok. Tabii ki bu bir açık iftiradır. Yani bilgiyle evet. ilgilenen, ahlakla ilgilenen, doğrudan orada söz söyleyen alanın hayat ilgisi olmadığını, olmadığını söyleyemeyiz. Ama açık gerekçeler var. Mesela nihai yetkinliğe ulaşacak kişi kimdir? Teorik ve pratik yetkinliğe ikisine birden sahip olan. İkinci aşamada teorik olarak değil, pratik olarak kemale ermiş ama teori eksiği olan ikinci sıradadır. Hı hı. Teorik olarak biliyor ama yapmıyorsa üçüncü sıradadır. Dördüncü sırada ikisi açısından da kemale ermemiş yani yetkinliği kazanmamış. O yüzden mesela bu birinci kısım için uzak sebeplerin bilgisi denir hikmet için. Mesela hmm. bir de yakın sebep var. Yakın sebebin işte felsefe tarihinde Leibniz tarafından keşfedildiği söylenir. Mesela yağmur yağdıran kim şimdi? Ya da nedir? Mesela burada kavga mı edeceğiz evet. biz? Senin yani Allah mıdır bulutun varlığı mıdır? Bak burada düzeyler var. O zaman bilim yapamayız biz. Bulutun varlığı yakın sebeptir değil mi? İşte evet. Her zaman bulut olunca da yağmur yağmıyor. Değişik unsurları var. Ya da bulut Ama yokken uzak de sebep yağabilir. olarak Allah'ın varlığını da orada görmemiz lazım. İşte İslam'ın, Müslüman'ın şeyi odur. Ee, farklılığı diyelim. Ve bunlar belli bir bütünlük gösterir. Yani teorik kemalle ilgili uğraşırken aynı zamanda pratik kemalle ilgili de ben aile içinde nasıl erdemli olacağım? Bir toplum içinde nasıl erdemli olacağım? Ve bunu mesela işimi yaparken ekonomistsem ekonomik diyelim e, fikri erdem der Farabi. İşte askeri fikri erdem der. Oralarda da mesela bizim yakın amaçlarımız olabilir para kazanmak. İşte haz, mesela haz hiçbir zaman hayatın amacı olmaz. Ama biz artık diyor gene Farabi'ye gittik madem her fiilde haz beklemenin amaç olduğunu sandığımız için böyle bir yanılgıya düştük artık. Yani uhrevi saadet hayatın amacının... Erdemleri kazanmak ve erdemli kişi yani faziletli kişi olmak olduğunu kabul ederek bunları yerli yerine oturtmamız gerektiği üzerinde. Eyvallah. Duruyor. Şimdi hocam buradan bakınca insanın düşünmeyle ve felsefeyle ontolojik bir bağ var. Ee, i̇nsanın varlığının temeline oturan bir şey düşünme e, eylemi. Ee, Mehmet Aydın hocam, e, hocamın da e, bıraktığı yerden devamla e, şimdi insanın aslında teorik ya da pratik anlamdaki bu hikmet geleneğinden bağımsız kendini bir yere konumlandırmasının aslında imkan ve ihtimali yok. Bu çok hayvani bir yaşamı beraberinde getirir ve Farabi'nin o dörtlü sınıflandırmasında da dördüncü sınıfa oturan ne teori ne pratik hikmetle alakası olmayan dünyada sadece yeme içme ve bir şekilde hayatını devam ettirme güdüsüyle hareket eden adı insan bir varlıktan söz ediyoruz biz. Oysa insanın düşünmekle, felsefeyle, hikmetle bağı böyle değil. O ontolojik bir tarafı var. Dolayısıyla da düşünmek insana Allah vergisi ve Allah'ın da bu manada hakkını verilmesini istediği bir eylem değil midir? Evet. Ee, dediğiniz doğru. Burada hemen Aristo'ya ben atıfla konuya girmek istiyorum. Buyurun. Aristo metafiziğin hemen girişinde şöyle bir cümlesi vardır. İnsan doğal olarak bilmek ister. Yani insanın içerisinde doğal olarak bilme arzusu vardır, bilme isteği vardır. Yani bunu dini terminolojiyle söyleyecek olursak Allah insana insana bahşetmiştir, bilme arzusunu vermiştir. Ee, ve bilebilmesi için de bir takım e, bilgi araçlarıyla donatılması gerekiyor. Beş duyu vermiştir. Bunun yanında beş iç duyu vermiştir. Bu duyu e, organlarıyla e, bilginin kapısı, kapısı aralanıyor bir bakıma ve oradan veriler elde ediliyor. Ve bu verileri işlemek suretiyle kişi kendisini olgunlaştırıyor. Kendisini olgunlaştırmakla neyi elde ediyor? Ee, mesela İbn Sina'nın ifadesiyle söyleyecek olursak, yani en yüksek düzeyde metafizik bilgi, insan ulaşabileceği e, bilgi, metafizik bilgidir. Metafizik bilgiyi ulaşıp ne yapacağız? İnsan kendisini yetkinleştirecek, olgunlaştıracak. Evet. Olgunlaşıp ne olacak? Hem dünya hem ahiret mutluluğunu kazanacak. Yani İslam'da felsefe sadece dünyevi bir mutluluk için yapılmaz. Aynı zamanda uhrevi mutluluğu sağlamak için de yapılır. Bunun aracı ise kişinin kendisini tanımasıdır kişinin kendini tanıması, bilmesi konusuna geldiğimizde hemen Sokrates'e gitmek gerekiyor. Sokrates'in ünlü kendini tanı bil eee deyişi, özdeyişi çok önemli bir yere sahip. Kişi kendisini bilerek ancak insan olabiliyor. Hatta bizde bu men arafa nefsehu evet. fakat arafa evet. rabbuhu'ye dönüşüyor. İslam kültüründe bu şekilde e, şek e, şekilde ifade edilmiştir. Kişinin kendisini bilmesi, tanıması Tanrı'yı, Allah'ı bilmesi anlamına geliyor. Allah konusunda da derin bir bilgeliğe ulaşması anlamına geliyor. İşte burada da önemli olan nedir? E, kişinin güncelliğidir. Belki de modernliği de diyebiliriz buna hı hı. biz. Kendisine önce gelen bir bilgi var. Bu bilgiyi alıyor. O bilgiyle iletişim kuruyor. Diyalojik bir ilişki kuruyor. Bu ilişki neticesinde kendisini anlıyor, kendisini tanıyor. Kendi eksikliklerinden, sınırlılıklarından tutkularından, arzularından sıyrılıyor, bir, bir bakımı objektifliğe e, aydınlanmaya ulaşıyor ve bu aydınlanma sayesinde kendi varlığını ortaya koyuyor. İşte İslam felsefesinde bu kend, aydınlanma, kendi varlığını ortaya koyma, kemale erme tek başına bilgi içerisinde gerçekleşen bir durum değil. Bu aynı zamanda Tanrı'nın da yardımıyla, desteğiyle ortaya çıkabilecek olan bir durum. Burada da Tanrı hemen devrede, Allah hemen devrede. Hı hı. Ancak bu ne zaman ortaya çıkıyor? Bilginin içerisinde bir hakikatin ortaya çıkabileceği fikri, kesinliğe ulaşılabileceği fikri modern dönem, Dekar sonrası dönemde ortaya çıkıyor. Evet. Yani tanrıdan bağımsız olarak kişinin kendi başına bilgi araçlarını kullanarak kendi oluşturduğu metodoloji çerçevesinde hakikate ulaşabileceği fikri Descartes sonrasında ortaya çıkan bir durum. Descartes'in kendisi bunu söylüyor mu? Yani burada farklı anlayışlar ortaya konabilir ama daha geriye gidecek olursak Sokratik Platon, yeni Platoncu çizgiden İslam'a gelen, İslam kültür ortamına gelen felsefeye bakacak olursak burada... İnsan e, sadece bilgiyle değil aynı zamanda yaşamasıyla da e, bunu e, çok güzel bir terimle e, Zekeriya Razi ifade ediyor. Es-siretül felsefiye, felsefi yaşam tarzı. Bir yaşam tarzının olması lazım. Biz bir bilgeliğe ulaşacağız ama bu bilgeliğe ulaşabilmek için bir yaşam tarzının da buna eşlik etmesi gerekiyor. Bunu yapabilmek için öncelikle kişinin kendisini dönüştürmesi gerekiyor. İşte biraz önce ifade ettiğimiz olgunlaşma düzeyidir. Buna Kur'an'da nefsi emmareyle başlar, levvameyle devam. devam eden içsel dönüşümdür, değişimdir. Bu değişim ve dönüşümde kişi olgunlaşır ve buna bağlı bir aydınlanma gerçekleşir. O hakikate ulaşır. Hakikat aynı zamanda kişiyi aydınlatır, olur, olgunlaşır ve o olgunlaşmaya bağlı olarak bir yaşam tarzı geliştirir. Bu bahsettiğiniz hocam o metafizik bir hakikate, bilgiye ulaşmakla alakalı bir aynı şey. Aynı zamanda onunla da ilişkili ama aynı zamanda diğer taraftan bilimde de hakikat vardır. Hı. Yani hakikat sadece metafizik anlamda evet tanrı haktır, hakikattir en nihai anlamda gerçek varlıktır. Ona ulaşmaktır hakikat. Ama e, sınırlı alanlarla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda da yine hakikate ulaşırız. Çünkü bilimler hakikate ulaşmaya, kesinliğe ulaşmaya çalışıyor. Yani fiziğin, kimyanın, biyolojinin Tabii. ya da diğer bilim dallarının, dallarının da. hakikatlerini kastediyoruz. Kast, kastediyoruz. yani evet. Çünkü felsefeyi nasıl tanımlıyoruz biz? Aslında bu Platon'dan, Aristodan gelen hı hı. bir tanımdır. E, eşyanın hakikatine vakıf olmak insanın gücü ölçüsünce eşyanın hakikatini bilmesidir. Yani var olanların hakikatini bilmesidir. Ee, işte burada da önemli olan insanın sınırlılığı devreye giriyor. İnsanın hı hı. E, beşeri sınırlılıkları devreye giriyor. Gücü ölçüsünce diyoruz. Evet. İşte orada sınırlılık devreye giriyor. Bunu İslam düşünürleri de bu bir, bir metodolojik bir anlayış olarak bunu şu, şu şekilde ifade ediyorlar. Allahu alem bir sevap. Evet. Yani ben kendi sınırlılıklarım içerisinde aydınlanmanla şuraya vardım. Şuraya vardım. Evet. Şu sonuca ulaştım. Şu hakikati dile getiriyorum. Ee, bu benim ulaştığım sonuç. Ee, en Doğrusun, doğrusunu Doğrusunu Allah bilir. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Ömer Türkeri hocama tekrar döneyim. Hocam şimdi e, felsefi bilgi içerisinde bilimsel çabayı, ahlaki hassasiyetleri hepsini barındıran bir e, alan. E, ve bu manada da bunun alt dallarını da uzun uzun açmak ve konuşmak mümkün. Sizin bu bağlamda ben söyleyecekleriniz olduğunu da e, düşünüyorum. O, oradan bir açalım sonra din felsefesi üzerine e, bir miktar konuşalım istiyorum. Çünkü felsefe deyip sonra arkasından din felsefesi dediğimizde de bir alt dala geçmiş gibi oluyoruz. Acaba böyle evet. midir? Onu da sormak istiyorum. Şimdi o zaman mesela i̇bn Sina örneği üzerinden Buyurun gidebiliriz. Hocam, Şimdi tabii ben ki. bir resim getirdim ama şöyle bir tutsak e yani evet bu hocam. ekranda bize şu an görünüyor. E ne anlam ifade eder? Şöyle tutayım. Size Or yakın olan taraf ya yani ortadaki i̇bn Sina. Evet hocam. E onun hemen sağındaki Galen. Evet. E sol tarafındaki de Hipokrat. E Hipokrat. Yani birisi eski Yunan'ın tabibi. Ee, birisi işte Bizans'ın e, Bergamalı Kalinus diye Galen. Evet. Ortada İbn-i Sina. Ee, İbn Sina kitab, e, İbn-i Sina'nın kitab El Elkan'ın Fit Tıp adlı eseri bir 17. yüzyıla kadar 3-400 yüz yıl batıda e, temel tıp kitabı olarak okutuldu denir. Evet, Çevirilerinden birinde 16. yüzyılda çevirinin kapağına böyle bir resim konuluyor. Bazı üniversitelerin girişlerinde de bu tarz bir resim var. Dikkati çeken nokta burada şu: İbn i Sina'yı taçlı çizmişler. Kim yani, taç giyer? Kral. Krallar taç giyer. Kral İbn Sina batılı. Burada. Hmm. Neden bunu yapıyorlar? Yani tıptaki yeri açısından görmemiz gerekir. Yani hmm. Hipokrat'ın ve Galen'in de olduğu bir ortamda Müslüman bir bilim insanı olan İbn Sina, onların yanında kral mesab mesabesinde. Evet, öyle görüyorlar. Evet. Şimdi. Bu yani nasıl bir motivasyon? Bizim böyle yani görmemiz bu, çok doğal da. Oraya gelecek miyiz bilmem. Evet. Orada epey bir kendimize dönüp biraz e, muhasebe yapmamız lazım. Bir iğneyi kendimize evet, bir batırmamız evet. lazım. Yani bu bu uçan, bir felsefeci, evet. spekülasyon yapan, değişik, evrenle ilgili değişik konularla ilgili kanaatlerle olan biri midir acaba? Ya da çok sınırlı anlamda işte Gazali'nin e, küfürle işte tekfir ettiği e, sonradan mesela Faysalatü Tefrikada bundan vazgeçtiği falan da söylenir. Oraları da görmeyelim. Sınırlı olarak işte tekfir edilen uç, yabancı görüşlüleri olan biri mi? Evet. Yani bu açıkça bize gösteriyor ki yani bu aynı zamanda bilimsel anlamda da bu işin hakkını verdiğini gösteriyor. Şimdi bunun arkasındaki hem felsefi motivasyonu hem de dini motivasyonu bizim iyi görmemiz lazım. Yani mesela İbn Rüşd ondan işte bir iki yüz yıl sonra Dedesi kadıl kudaahtır. Evet. Yani nedir? Hakimler yani kadılar baş, kadısı, kadılar baş kadısı. Baş, kadı. baş hakim, evet. Bu düşünmenin işte vacip olduğunu söyler. Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen neredeyse pek çok ayeti bizi düşünmeye sevk eder. İşte tezekkür, tefekkür, ta akıl vesaire. Hedebilir. Yasin Hedebilir. suresindeki evet. örnekler var. Mesela biz Yasinleri her hafta sonu her cuma geceleri okuruz da anlamlarını da okumak şartıyla çok güzel bir şey bu. Arapçası da okunsun, anlamları da. Ne diyor orada? Bir kemiği alıp geliyor diyor ki yani bunu mu diriltecek? Evet. Yani Allah aşkına git. Ee, Kur'an-ı Kerim yani Allahü Teala onu ciddi alıyor. Diyor ki evet diyor onu diriltecek. Nasıl olacak bu iş? İşte onu ilk var eden diriltecek. Bunu ilk var etmek mi daha zor? sonra tekrar yapmak mı? Yani evet. bizden bir tefekkür ameliyesine koyulmamızı istiyor. Oradan bir sonuç çıkarmamızı istiyor. Mantıksal sonucuna da gitmemizi istiyor. Ya burada bir tırnak içinde söylüyorum. Bir felsefe var. Bir felsefe yapılması isteniyor tabi caizse. ise. Yani düşünmeye evet, etkinliği düşünme var etkin. felsefede de o vazgeçilmez bir şey evet. kesinlikle öyle. Şimdi zaten hayatımızda biz böyle yaşıyoruz. Yani Bilgi elde etmeden yaşamaya çalışıyor muyuz? Bilgiyi Hayır. kullanıyoruz. İyi kötü değerlendirmesi yapmadan yaşayabiliyor muyuz? Hocam daha doğduğumuz anda başlıyor bu. Yani daha apalamaya yeni başlamış bir bebeğin sobayla ya da kaloriferle olan imtihanını gözümüzün önüne getirelim. Bilgi daha doğduğumuz andan itibaren bir şekilde biz bilgiyle temas etmeye ve öğrendiklerimizle de mantıksal bir takım çıkarımlarda bulunmaya başlıyoruz. Burada işte tembelliğe de kaçıyoruz. Mesela bazı şeyleri bilgi olarak düşünüyoruz ama evet. aslında onlar bilgi olmayabilir. Hı hı. Yani bir tür hazır bulunmuşluğumuz evet. var. İşte yani teyzem söyledi ya da işte amcam söyledi herhalde doğrudur. Evet. Ya işte büyüklerim söyledi doğrudur bu. Hem hazır cevaplık tembelliğe götürür. Hakikaten öyle mi? O yüzden bu zihin eğitimi öncelikle bu aynı zamanda varoluş eğitimidir de. Bu tarz şey, bilgi nasıl elde edilir? Kesinliğe nasıl oluşulur, Önermelerde nelere dikkat etmeliyiz? Mesela herkes kullanıyor diye bir bilgiyi, herkes e, X'ten Y sonucun çıkarıyor diye hakikaten X'ten Y sonucu çıkar mı? Ya da onu mesela sanat dünyasından biri çıkardı diye e, meşhurat dediğimiz mesela bu önerme Hı -hı. türü bu. E, biz de bu şekilde bunu doğru kabul edebilir miyiz? Genel toplum yaşayışında maalesef böyle gidiyor. Evet. O yüzden bunların ısrarla dur durduğu Öncelikle zihnin bu tarz bir kesinlik eğitimine, o kadar kesinlik eğitimine e, yatkın olması gerekiyor ki bunun. Öte yandan erdem hassasiyeti de var. Biraz önce söyledim. Artık bir müddet sonra artık e, işte bilgi olanla bilgi olmayanla, zanla bilgi ayırabilecek noktaya gelmesi gerekiyor. Bir, iki, bu gözde yani hakikat neyse ortaya çıksın motivasyonuyla çalışacak. Mesela elinize aldığınız bir eseri de o gözle bakacaksınız. Bir, iki yani neresini eksik bulurum diye değil. Ben buna nasıl katkı sağlayabilirim diye. Bu tarz bir eğitimi özellikle hani vazgeçilmez buluyorlar. Yani bu son derece önemli ama burada mesela şu hataya da düşüyoruz biz. Yani sürekli akıl üzerinde duruyorlar. Yani evet. gönül yok burada falan. Senin e, diyelim, evet. sizin söyle Mevlana'nın Mevlanan. hani diye. Bu doğru değil. Evet. Yani alan olarak biz tefekkür gücüyle e, imtiyaz etmiş, seçkinleşmiş bir kulsak onlar bu kavram üzerinden bunu yani açıklıyorlar. Tefekkür dediğimiz, tezekkür, tedebbür dediğimiz şey salt akılla yürütülen bir süreç değil. Yani bugün için sadece teorik etkinlik etkinliği ifade eden bir kavram. Yani diğer varoluşumuzu etkileyemeyen bir kavram olarak algılayamayız. Demin ki sınır, sınırlama sıralamadan o çıkar. Evet. Ama tasavvufçu da bunu kendi kavramlarıyla yapar. Bu e, aklı kullanarak yapar. Burada mesela hiç fark yok demek istemiyorum. Ama burada hani kuru olarak onlar zaten işte fil dişi kulelerinde denir filozoflar için hı hı. hayatla hiç alakası yok bu mesela fil dışı kulelerinde benim bir şeyleri yazıp çizmem için biraz masanın başına geçmem gerekir. Bu doğrudur. Ama hayattan uzak olduğum doğru değildir. Yani problemleri görerek bir şeyler yazarlar. Hangi filozofu getirirsen getir, düşünürler de dahildir buna. Hayatının işte problemleri üzerine bir şeyler. Yani nedir onlar işte? Siyaset, toplum nasıl erdemli olacak? Bugün için siyaset diyoruz. Hı hı. İşte aile nasıl e, şey erdemli olacak, değil mi? Nasıl evet. yetkinleşecek? İnsan nasıl kemale erecek? E, bütün bunlarla ilgili soru, sorular üzerine akıl yoğurma hassasiyetiyle bütünüyle birlikte giden bir etkinlik. Tabii o mesela din felsefesi bölümünü söylediniz. Evet hocam lütfen. Din felsefesi dediğimizde biraz e, İslam felsefesiyle biraz teknik bir farklılık var. Konular benzerdir ama birazcık daha Mesela din felsefesi biraz daha e, uluslararası diyeyim dikkatli konuşayım e, hı hı. böyle. Biraz daha mesela argüman üzerinden işte salt felsefi soruşturmalar üzerinden o argümanlar nerede varsa onları kullanma üzerinden gider. Biraz da bizde yabancı dil ağırlıklı, yabancı hı hı. kaynak ağırlıklı gider. Elbette öteki konular üzerinde de durur ama geleneksel anlamda bizim İslam felsefesi dediğimiz şeyde kendine özgü e, yetkin konuları var bu. Hikmet çabasıyla ilgili kendine özgün bir metodolojisi de var mı hocam İslam felsefesinin yoksa felsefenin genel metodolojik ilkeleri içerisinde işleyen bir süreç midir? Yani kendine özgü metodolojisi yani normal felsefenin tariflerinden, tanımlarından, hmm. tasniflerinden yararlanır ama yani İslam'ın getirdiği kök kaynaklardan vazgeçmez. Hmm. O bize evet. metodoloji getirir mi? Şöyle bir şey getirebilir. Yani ben burada spekülasyon hmm. yapıyorum. Elbette itiraz Tabii edebilir. Ki. Yani burada motivasyonel bir farklılık getirebilir. Yani hı hı. ben araştıracağım ne olursa olsun diye. Yani ne çıkarsa çık, yani insanlık bunun sonu yanarsa yansın dedirtmez. Evet. Hikmete matuftur, hikmet amacına yöneliktir o tarz yani bir mebni, çabası. Yani mebini olduğu bir yer var. Evet ee, ve, ve kaynağı da dini hassasiyettir. Ama işte analizse analiz, sentezse sentez, sentez. dedüksiyonsa dedüksiyon endüksiyonsa işte tüme varım, tümden gelim. Onları yani bunları kum. mesela şunu diyebiliriz belki ilk İslam felsefesinin ilk bölümünde naturalistlerin olduğu bölümü dışarıda tutarsak hemen hemen sistemci filozoflardaki o kapsamlı bakış mesela diyelim Elmalı Muhammed Hamzdi yazarı da bir filozof kabul gö edebiliriz görebiliriz evet. yani kendisi kabul ederse hani büyük bir mütefekkirdir. Eyvallah. İşte bilgi elde etmek için hatta işte bizim Şuur pencerelerimiz gibi bir şey der o. İşte beş duyuyu kabul eder, hı hı. beş duyu. Mesela bunu, salt bunu kabul edenler, mesela aklı kabul etmeyenler var felsefe tarihinde. O anlamda bütüncül bakan sistemci filozoflarımız olarak görebiliriz. Mesela Farabi, İbni Sinai, evet. Gazali'yi, e, İbni Rüştü, Kindi'yi, sonra işte Osmanlı mütefekkirlerine geldiğimizde işte beş duyu, akıl, mantık ve vahiy ve ilham. Eyvallah. Bunlar kategori olarak hepsi tarafından kabul hepsi kabul edilir. Eyvallah. Bu da bütüncül bakışın. Yani belki hocamız da burada Buyurun. şunu ekleyebiliriz. İslam felsefesinin e, felsefe tarihine, genel felsefeye kattığı en önemli e, problem alanlarından birisi vahiy problemidir. Vahiyin imkanı, nübüvvet konusudur. E, ve Farabi'nin sistemleştirdiği bir problem olarak ortaya koyduğu, tartıştığı, sonuçlandırdığı bu sorun daha sonra felsefenin ayrılmaz bir konusu haline gelmiştir. Bir Müslüman filozof için vahiy en önemli bilgi kaynaklarından birisi. Evet, evet. akıl, duyular, sezgi bunlar önemli bilgi kaynağıdır ama vahiy de önemli bir bilgi kaynağıdır. Ve bu problemi, vahyin imkanını, vahyin epistemolojik değerini, siyaset ve toplum açısından <laughs> sorunlarını ve problemlerini, etik sorunlarını ortaya koyarken... Eski Yunan'da var olan bilgi kırıntılarını Platon'dan, Sokrates'ten, yeni Platoncular'dan, Ariston'un siyaset anlayışından, hukuk anlayışından, devlet anlayışından hareketle nübüvveti sistematik bir konu olarak sorun olarak ortaya koyuyor, ele alıyor ve daha sonra bu felsefenin önemli bir problemi haline geliyor. Yani içinde filozofun içinde yaşadığı kültürel ortam, dini düşünce felsefe yapmayı da etkiliyor. Diyelim ki İslam felsefesinin Felsefesini etki eden önemli etkenlerden birisi kelam düşüncesidir. Hı hı. Felsefeden daha önce teşekkür etmiştir. Özellikle mutezile kelamı ve mutezile kelamında tartışılan birçok konu İslam filozofları tarafından da tartışılmıştır. Ama felsefi bir çerçevede tartışılmıştır. Biraz önce hocamızın ifade ettiği rasyonel olacak Akla dayalı olarak tartışacaksınız bunu. Şu müllük kapsamlı olacak. Şu görüşü, düşünceyi, şu iddiayı göreceğim, bunu görmeyeceğim diyemezsiniz. Her türlü iddiayı dikkate almak zorundasınız. Lehte ve aleyhteki iddiaları dikkate almak zorundasınız. Ama aynı zamanda eleştirel de olmak zorundasınız. Yani eksik kalan kısımları varsa, hakikaten hakikatten uzaklaştırıyorsa bizi, o konulara eleştiriye de tabi tutmak gerekiyor. <laughs> Bu çerçevede baktığımızda, e, e, kültürde var olan, e, dinde ortaya konan bir düşünce de felsefi düşüncenin konusu haline geliyor. Felsefenin de bir konusu haline gelebiliyor. Eyvah. Sadece bakış açıları farklı ama şurada şunu da hemen söylemek lazım. Buyurun. İslam felsefesi diğer felsefelerden farklı değil. değil. Felsefe olmak bakımından evet. bir farklılık yok. Eyvah. O da rasyoneldir, o da şumullüdür, o da kapsamlıdır, o da eleştireldir. E, bütün bu özellikleriyle birlikte ee, bir konuyu ele alır, tartışır. Eyvallah. Hocam bir soruyu burada sorayım, ee, devam edelim. Ee, din üzerine düşünmek insanlığın evrensel bir mirası mıdır? Yani dinden ya da şöyle bu cümleyi bu soruyu şunla bağlayayım. İnsanlar inançlardan bağımsız düşünürler mi? İnançtan inançtan bağımsız tarihin herhangi bir döneminde bir düşünme tarzı, düşünce tarzı bir felsefe var mıdır? Bunu şu şekilde cevaplandırabiliriz. Yani bir düşünce tarihine bakacak olursak eski Yunan'da felsefe başlamıştır. Hı hı. Eski Yunan'da başlayan işte M.Ö. 600 yıl civarlarıdır bu. 6. Evet. yüzyıl civarlarında başlıyor Thales'le birlikte. E, temel özelliği nedir? Mitolojiden ve dinden arınmış olmasıdır. Yunan felsefesinin ya da Yunan mucizesi denen aslında ona mucize Hı. demek gerekir mi gerekmez mi? Bu ayrı tartışma. bir tartışma. Evet. Ama en azından Yunan'ın bir başarısı var burada. Bunu da Hı -hı. görmek gerekiyor. E, demek ki şu çıkıyor ortaya. Hint'te var, Çin'de var, İran'da var, Mısır'da var. E, din üzerine düşünceler var. Dini düşünceler var. Biz dini düşünceyi felsefi düşünce olarak görmüyoruz. Din üzerine düşünme çünkü orada bir bağımlı bir düşünme vardır. Biraz önce felsefi düşüncenin temel özelliklerini söyledik. O özellikleri bakımından ele aldığımızda dini düşünce bağımlı bir düşüncedir. Hı hı. O literal metin belirler. Kelami düşünce ile felsefi düşünce arasındaki temel farklılık da budur. budur. Kelamda da bir şeye bağımlı olarak düşünülür. E, hmm. Naslarda ya da metinlerde olan temel iddia doğrulanmaya çalışılır. Ama bu bu doğrulama çabasının felsefi değeri olmadığı anlamına gelmez. Burada felsefi bir değeri vardır hmm. e, ama farklıdır yani Peki. kelami düşünceyle dini düşünceyle felsefi düşünce birbirinden farklıdır. farklıdır ama şu da olabilir dini düşünce üzerine felsefe yapılabilir mi Evet yapılabilir ee, eski Yunan'daki var olan e, düşünme biçimi felsefe tarzında mitlerin işin içinde olması onu yine metafizikle bir, bir şekilde bağlı hale getirir mi? E ee, önemli olan burada o mitlere ne tür anlam verildiği, nasıl Hı -hı. çözümlendiği. Eğer onu çözümlemeye başlarsanız, rasyonelleştirmeye çaba içerisine girerseniz orada felsefe yapmaya başlıyorsunuz demektir. Hı -hı. Aynı şey filozof için de geçerlidir ve herhangi bir dini kültürdeki o kendi kültüründe var olan e, dini anlayışlar üzerine çözümleme yapmaya başladığında ya da e, e, din üzerine düşünmeye başladığında rasyonelleştiriyor demektir artık. Hı hı. O sembolleri, e, simgeleri, sembo diğer e, kavramları, dini e, kavramları, anlayışları rasyonelleştiriyor demektir. Rasyonelleştirme çabası içerisine girdiği andan itibaren de felsefe, felsefe yapıyor. Yap 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 yani. e, bu eski Yunan için şöyle bir ayrıma gitmek lazım. Hani Dinden bağımsız felsefe yapılabilir mi? İnançtan bağımsız yapılabilir mi? E zaten ilk çağ felsefesi bir anlamıyla çünkü o, o o o zamanın politeist anlayışına baktığımızda değil mi? Mesela kuvvetli bir rüzgar esiyor, her tarafı e, perişan ediyor. Bunu diyor ki mesela gazap tanrısı yaptı. Evet. Güneş açıyor, başka bir tanrı her taraf tanrı dolu. Yani ya da mesela her şey nasıl oluştu? bunu mitlerle işte söylencelerle cevaplı bunun gerçek amacı ne? Bu aynı zamanda soruşturma. Bu anlamda inançlardan bağımsız ama bu bireyin inancından bağımsız olabildiği sorusunun cevabı değil. Ama hala şunu dikkat etmemiz lazım mesela Sokrat'a geldiğimizde onu işte şikayet ediyorlar ya işte hı hı. mahkemeye veriyorlar. Bir siyasetçi mahkemeye veriyor. Söylediği iki şey var. Delphi tapınağının kahinine gidiyorum. Yaptığımın yanlış olmadığını söylüyor. Yani halkın din, tanrı, inanç dediğiyle burada bir ayrımı görmemiz lazım. İki içimdeki daimon bugün için diyelim ki vicdan diyelim. Hı hı. Daimon benim yanlış yapmadığımı ilham ediyor. Evet. Yani böyle, ve bunu rasyonel, akli yani mesela bunu çok böyle son zamanlarda çok spekülasyonu yapıldı. Rasyonel hangi rasyonelte falan diye biz mesela bir şeye kafamız takıldığında birbirimizin yanına geldiğimizde şunu bana güzelce bir anlat diyoruz değil Ona mi? Diyoruz bir ki, anlayayım açık seçik. anlatınca da evet çok makul diyoruz mesela. Evet işte yani bu hep varoluşumuzu ilgilendiren bir cevap olmuş oluyor. Burada işte hani inançtan bağımsız mı değil mi? Böyle bir ayrım da önemli gözüküyor. Yani bunu söylenilen inançlardan bağımsız ama kendisi inançtan bağımsız değil. Evet. Ya hele hele İslam felsefesi için bunu söylemek zaten Tabii mümkün ki. değil. Tabii ee, ki. Ancak bunu işte Descartes'le birlikte başlayan modern felsefede Tanrı zaten hayatın içerisinden uzaklaştırılıyor. Bir bakıma Tanrı'nın yitimi söz konusu. Evet. Tanrı'nın yitimiyle birlikte, hayattan kaldırıp atılmasıyla birlikte bir tür felsefe yapma çabası ortaya çıkıyor. Evet. <laughs> Ama bunun da doğurduğu pek çok problem var. Bunu da... E, ...çağdaş filozoflar görüyorlar, hissediyorlar. Eyvallah. E, hocam bir izleyici sorumuz da var. Ben e, şöyle sorayım. Benim de sormak istediğim bir konuyla bağlantılandırarak... Mehmet Türker hocam bir buna cevap alalım sonra araya gidelim. Ben İslam düşünce geleneği dediğimiz e, zaman... Bidayeti itibariyle, başlangıcı itibariyle neyi kastetmiş oluyoruz diyecektim. Bir izleyicimiz de ilk İslam filozofları konusunda bir soru soruyor. Bununla birleştirmiş olayım. İslam düşünce geleneği dediğimizde biz ilk nereden başlatıyoruz, neyle başlatmış oluyoruz? İlk İslam filozofları dediğimiz isimler kimler? Şimdi bu medeniyet olarak tasnifler var. İslam düşüncesi olarak tasnifler var. Mesela medeniyet olarak İslam medeniyeti dediğimizde hı hı. medeniyetlerde zafer dönemi dediğimizde 7 ile 9. asır arasını verirler. Sonra merak dönemi 10-14 diye. Yani o zafer dönemine mesela İslam düşüncesi tasniflemesinde klasik dönem. işte 7 ile 11. dönem gibi hı hı. söylerler. İşte bu 7. yüzyıllarda artık. Yani bu yorumlanabilir. Son zamanlarda yapılan bir arkadaşımızın editörlüğünde ben kendisiyle bizzat tanışmadım ama önemli bu Konya'da yapıldı sanırım bu İslam Düşünce Atlası diye. Evet hocam bir Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapıldı. E, i̇nceleyebildiğim kadarıyla o işte mesela 7. asırda Teşekkül dönemi olarak başlatıyor. Yani bu hicretin aslında işte 1. yüzyılından sonra hı hı. 2. yüzyıllarında Abbasiler dönemindeki hummalı çeviri faaliyetleriyle Başlatılar. tabii burada öyle başladı mı sadece çeviriyle başladı değil. İslam coğrafyası genişledi. Değişik kültürlerle karşılaştı. İşte o kültürleri çözmesi gerekiyordu, sentezlenmesi gerekiyordu. Dinin onlara anlatılması gerekiyordu. Yani yaşanılarak anlatılması gerekiyordu. Bu tarz pek çok unsurla bu tarz bir oluşum başladığını, tabi bu ilk işte tıpla ilgili eserler daha çok hmm. çevrildi. Yerini gördük zaten. Diğer bilimlerle ilgili, maliye ile ilgili eserler çevrildi. Hmm. Daha sonra da felsefe eserler ee, ilk olarak Kindi. Kindi ile başlıyor Kindi ilk i̇şte mesela filozof. İslam filozofu olarak kabul edilir. İşte Arap filozofu falan da der batırlar. Batılılar hmm. bazen işi e, ters de anlayabiliyorlar mesela İslam felsefesine karşı çıkabiliyor bazılar Arap felsefesi var falan diye bu hmm. biraz farklı bir bakış çünkü eserler Arapça yazılıyor diye böyle hmm. saçma bir fikir de var yani evet. ama tabi kabul görmüyor İslam felsefesi artık İrette otur Kindi'dir ilk e, İslam filozofu e, İreti olarak belki şeyler var tabiatçılar var hmm. yani e, felsefe tarihindeki eski Yunan'daki Doğa felsefecilerin kısmen karşılığı olarak tabiatçılar, tabiatçılar, dehriciler, işte e, İbni Ravendi var, e, o tarz e, filozoflar var. İşte kimisi mesela Tanrı'yı kabul etmiyor, kimisi işte dehri dediğim zaman asıldır diyor. Tanrı'yı kabul ediyor, kimisi peygamberlere gerek yok diyor Ebu Bekir Razi gibi. Öyle deniyor eserleri üzerinden. Hı hı. Ama sistemli olarak e, dört başı mamur kök kaynakların hakkını verdirerek bu zenginleştirici kaynakları... Şey yaparak, ederek yorumlama kindi. Sonra da işte Farabi ikinci öğretmen, birinci öğretmen Aristo'dur. Hı hı. E, İslam felsefesinin sistemleştiricisi Saniye. de Farabi'dir. Hemen de peşinden İbni Sina gelir. Tabi evet, İbni Miske Far arada ahlak yazılarıyla, önemli katkılarıyla bu şekilde devam ediyor. Ve bu İbni gelenek böyle devam edecek. İbni Rüşt'ün faydası, belki Endülüs'ün faydası oradan batı medeniyetine Batı Rönesansı'na ve medeniyetine kaynaklık etme durumu belki bunu daha sonra açıklayabiliriz. Hocam şimdi e, inançlarımız, geleneklerimiz, e, düşünce e, yapımızı ya da düşünme biçimlerimizi nasıl e, etkiler? E, belki birinci bölümde bir miktar girdiğimiz şu soruyla bağlı. insanın inançlarından bağımsız düşünmesi diye bir şey mümkün müdür? Şimdi bir... Yani iki yönlü cevap verilebilir buna. Hı hı. Ee, bir yönüyle mümkün değildir diyebiliriz. Evet. İnançlarından, tutumlarından, geleneğinden bağımsız olarak e, düşünce üretmesi, e, sorulan sorulara cevap vermesi mümkün değildir diyebiliriz. Ama diğer yönüyle de belli ölçüde bu mümkün. Yani belli ölçüde belli ölçüde inanç, objektivite inançlar, tabii, sağlanabilir. Evet, i̇nançlarından bağımsız olarak inançlarını e, paranteze alarak cevap üretebilir. İşte buna biz objektiflik diyoruz. Hakikatin peşinde olma diyoruz. Zaten felsefenin tanımı bu. Hakikatin peşinde olması, hakikatin bilgisini elde etmesi. İşte bunu yapabilmenin yollarından birisi de yine bir felsefe tanımı, felsefe ölümü düşünmektir. Eğer Hı -hı. ölümü düşünürsek biz, ölüm üzerine tefekkür eder, edecek olursak kendi sınırlılıklarımız, kendi kaygılarımız, kendi geleneğimiz, kendi arzularımız, kendi subjektivitemizden sıyrılabiliriz. Düşüncenin ufkuna, objektiflik alanına geçebiliriz. Ölümün böyle bir şey var, faydası var, yararı var. Hmm. E, bunu hani biz e, İslam felsefesinde de benimsenen bir tanımdır bu. Platondan gelen bir anlayış aslında. Çağdaş felsefede de ölüm üzerine düşünmek çok önemli bir yere sahip. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ölüm her an kapımızı çalabilir. Onun için hep hakikatin peşinde olmak zorundayız. E, evrenselin peşinde, düşüncenin peşinde e, kendi subjektivizmimizden sıyrılarak yapmamız gerekeni yapma düşünmemiz gerekeni düşünme çabası içerisine girmek zorunda. Bu anlamda kendi geleneğimizden bizi belirleyen, yönlendiren, biçimlendiren gelenekten işte inançlarımızdan, tutumlarımızdan sıyrılabiliriz. İşte ölümü düşünmenin böyle bir faydası var. Hı hı, Bu evet. yönüyle evet mümkün ama bütünüyle de düşünce boşlukta doğmuyor. Evet. E, bu açıdan bakacak olursak inançlarımız, tutumlarımız tabii ki bizi belirliyor. Zaten felsefedeki farklılığı, rengi de e, beraberinde getiren bu inançlarımız aslında bizim. Eyvallah hocam. E, Mehmet hocam buraya e, ekleyecekleriniz var mı? Not almaya başladınız bir taraftan e, ekleyecekleriniz varsa alayım sonra bir başka soruyla tabii devam hani edelim. İnanç dediğimizde neyi kastediyoruz? Hani dini evet. akide mi bu? Eski Yunan'ın hani eski o Sokrat'ı, ee, mahkemeye verdikleri dini inanç mı gençlerimizi sen dinden soğutuyorsun dedikleri mi? Hmm. Çünkü gündelik dilde bunun negatifi de var, pozitifi de var etkileme açısından. Hmm. Mesela e, ben böyle inanıyorum, araştırmak da istemiyorum. Bunu mesela bir Müslüman kolay kolay diyemez. Bunu Çünkü bir, her ayetin sonu Bunu bir inanç kabul edecek tabii, miyiz? Tabii hani her ayetin sonu böyledir. Evet. Ama mesela Hristiyanlık da öyle değildir. Yani bazen işte iman bilgiye dayalı tasdiktir Maturidi'de. Bilgiyle gidiyorsun bazen biz inancı yalnız hani bilgi eksikliği olarak da görüyoruz. Yani bunun yerine o zaman ne geçiyor? Zan vesaire geçiyor. Burada arkadaşımızın dediği gibi bir tür hani hakikat yolcusu olarak e, bir e, yola koyulmamız gerekiyor. Öncelikle bir yani duygularımı bir kenara koyayım. Yani bu duygularımdan vazgeçeceğim anlamına değil. Şu muhakemeyi çıkarımı bir sağlıklı yapayım. Ondan sonra Önün üzerine tek, düşüneyim. Kıyafet tek, tek, tekrar, tekrar üzerime giy. Sonra tekrar onu duygusal olarak sahiplenebilirim. Hı hı. Aksi zaten onu halal getiren bir şeydir. Yani ne diyeceksin? Nasıl mesela kanıtlayacaksın? Kanıt dediğim şey burhandır kullandıkları. Yani hı hı. kanıtlanabilir hakiki şeylere göre gideceksin. Mesela hissi şeylere, duygusal e, görüşlere göre değil, vehme göre değil. Ben istiyorum, sevdiğim söyledi diye değil. Bu tarz bir yanı var. Ama gündelik hayatta mesela pozitif tarafı üzerinde de duruyoruz bunu. Mesela sıkıldığında ne diyoruz? Yani inançlarını düşün, değil mi? gerçekleştirmek hmm. istediğin ya da kaynağını düşün ki e, ona göre de yani o sorunu çözmede sen bir güç kazanabilirsin, motivasyon kazanabilirsin. Çok boyutlu, çok farklı yelpazede kullanıyoruz. O yüzden cevap verirken de ben biraz e, tereddüt ediyorum. Şey yapmak gerekiyor, yani sınıflandırmak gerekiyor. Evet. Buradan doğrudan kastımız dini akide ise yani mesela İslamiyet içinse bu mesela, bu Kur'an-ı Kerim'in özgürce bizi düşünmeye sevketmesi ve bunu dini motivasyonla yapıyor olması işte dini iddiaları temellendirmede rasyonel düşüncemizi gidebildiği kadar yere gitme. Bunu beni bunu bana sevdiğim varlık sağlıyor bir imkanı. Evet. Bu açıdan böyle bir farklılık var. İslam felsefesi Bilmiyorum. bu yüzden bir tür İslam medeniyetine Katkı sağlamıştır tek başına değil ama hı hı. işte mesela bu yüzden bir Hristiyan felsefesi vardır denemez. Vardır incelemeler falan ama mesela Batı medeniyeti vardır Hristiyan medeniyeti değil. Hı. Batı Hristiyan medeniyeti denebilir kök olarak ama asıl vurgu mesela Batı için söz edeceksek 12. yüzyıl Rönesansı ile vesaire ile kiliseye rağmen bir Batı medeniyetinden söz ediyoruz. Ama mesela İslamiyet'te bu böyle değil. Hı hı. Bu doğrudan yani ikisi arasında... Bunun işte birinde inancın kaynaklığının pozitifliğini, ötekinde de kaynakların el vermemesi, işte değişik vesilelerle negatif bir durum olması nedeniyle böyle bir negatif etkinli olduğunu görebiliyoruz. Hocam bir izleyici sorumuzun cevabını aslında bir manada vermiş oldunuz. İzleyicimiz bir İslam felsefesinden bahsediyoruz. Bir Yahudi felsefesi ya da bir Hristiyan felsefesinden bahsedebilir miyiz? diyor. Sizin bahsettiğiniz bu manada İslam felsefesi bütün dünyada e, bilinen e, ve e, doğrudan bir şeye işaret eden bir kavramken bir Hristiyan felsefesi kavramı yok herhalde değil mi? Hani kullanılabiliyor. Sınırlanan da bizdeki gibi İslam felsefesi gibi değil. Öyle şuullü ve mahiyeti yani itibariyle böyle bir değil. Yani bizdeki İslam medeniyeti çıkartmış bir Hı -hı. felsefeden söz ediyoruz. İçeriklerini akılda tutmak şart değil ama mesela bir Yahudi felsefesi de var tabii sınırlılandığında. Mutlaka var. İbn Meymun mesela işte Müslüman oldu olmadı Hı -hı. söyleniyor ama onlar yalnız İslam filozoflarından etkilendi. Dini olarak Öncü olmasına rağmen onların filozoflarının fikirleri daha çok İslam filozoflarının görüşlerinden etkilenmiş sistemleştirmeler var. Evet. İnanç konusuyla ilgili bir Buyurun. ekleme yapmak istiyorum. Buyurun, o da efendim. şu. Ee, diyelim ki Aristo'nun e, Allah inancı, Tanrı anlayışı deist bir Tanrı'dır. Hı. Yani alemi yaratmıştır, kendi haline bırakmıştır. Ama İslam filozoflarının Tanrı anlayışının içerisinde evet Aristo'nun formül ettiği Tanrı kavramları yer alır. Evet. Platon'dan getirdikleri vardır, yeni eflatunculuktan getirdikleri vardır. Felsefi anlamda bu kavramları alır kullanır ama diğer taraftan kendi dinlerinin taleplerini de dikkate alır. Yani felsefi bir çerçevede din neyi talep ediyor? Bir Müslümandan Tanrı ile ilgili neyi talep ediyor? Nasıl düşünmeyi talep ediyor? Bunu da dikkate alıyor İslam filozofları. Burada yine hocamızın alanı ile ilgili söyleyecek olursak ahlak konusu. Ahlak konusunda kişinin ahlaklı olabilmesi tek başına kendi çabasıyla gerçekleşmiyor hmm. İslam filozoflarına göre. Ahlaklı olabilmek için aynı zamanda Allah'ın yardımının ve desteğinin de olması gerekiyor. Onunla Allah'ın yardımıyla desteğiyle kişi kemale eriyor, mutluluğa ulaşıyor. Yani tek başına ben yaptım, ben ulaştım, ben mutlu oldum, ben yetkinliğe ulaştım Diyem. diyemez. Böyle bir e, e, anlayışı İslam filozoflarına çıkaramayız. Dolayısıyla e, orada değil. dini talebini de dikkate alan bir yaklaşım tarzı seyrediyor. Evet Biz, hocam. Bunu açık örneğini nerede görürüz? Kitaplarda görürüz de. Ee, i̇bn Sina'nın filozof yemini var. Sevgili e, Mahmut Kaya hocamızın e, gün yüzüne çıkarttığı evet. normal e, işte Tül Ah diye söyledi. Ne, ne diyor e, hocam? Kaç madde? Uzun bir şey. Bir 16 madde. Tabii ben hepsini okumak için getiriyorum. Bu tarz hocam. hassasiyetlerin hepsi var. İlki nedir? ki bizim uzak hedeflerimizi ver işte ebedi alemi dikkate alacaksın birinci maddestir. İşte o demin söylediğim kesinliğe hakikate ulaşmak için rasyonel e, olarak bütün çabaları öğrenmek için bütün çabaları göstereceksin. Daha sonra da işte bu arzu ve istiklerimizi şehvet gücümüz mü arzu gücümüz mü yönlendirecek yani hazlara yönelmemizi akıl gücümüz mü? Ne fark Ona edecek? Akıl gücümüzle yönlendirirsek biz akıl varlığıydık ya hı hı. erdem hassasiyetimiz vardı. O yüzden onları amaç olmaktan çıkarmamız gerektiği vurgusu vardır. İşte mesela der ki dördüncü maddesinde belki orijinalinde yok ama onlar düşünce ve hayallerinde melekut aleminin hükümranını Ceberrut aleminin cebbarını düşünmenin ötesinde başka bir şeye yer vermeyecekler ve düşüncenin son haddi olan bu hususun ötesini geçmeyeceklerdir. Hı hı. Yani bu tarz yani, işte inançları yani ile ilgili onları bir dini emir olarak son derece önem verecekler ve bunları kendisinde kutsal bir ilke yapacaklar der son maddesinde. Yani bunları sıkı sıkıya sarılacaklar İşte metafiziğinden ahlaka pratik olarak hı hı. ve buna yemin Risaletül Ah diyor. Evet. Kendi kendine yemin ettiği bir metinden e, bahsediyoruz. Bir nokta. Eyvallah. Yani Allah'ın evreni yönetişini yönetişine dair bir bilince sahip oluyor. Evet. Üst, üst bir başlıkta onu evet. o, o, bilinci istiyor. Hocam az önceki soruda bir yeri açmak istiyorum. Açmanızı isteyeceğim. Şimdi geleneğimizden bağımsız düşünebilir miyiz? Onu konuştuk ya ya da inançlarımızdan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ee, özellikle e, kafirler ve müşrikler hakkındaki e, atalarımızdan biz böyle gördük ve bunu böylece devam ettiriyoruz söylemini eleştirmesi ve orada insana sizin programın başında ifade ettiğiniz hür bir düşünce biçimini, kendine özgü e, ve kendi varlığını ortaya koyduğu bir düşünme biçimini bir manada öğütlemesi de gelenekten e, bağımsız bu manada belki bir düşünme biçimine yorabilir miyiz? Böyle bir tarafı da olur mu bu bu ayetlerin? Bu zaten hani Kur'an-ı Kerim'in getirmek istediği ahlaki transformasyonu diyelim. Dönüşümün bir gereğidir bu cahiliyedeki. Ama hedefin ahlaki olduğunu görüyoruz. Ata izim diyelim on. Yani atalarımızdan biz böyle gördük. Şimdi bir şeyin değer olarak ölçüsü nedir? Her şeyin ölçüsü. Atalarımdan böyle gördüm neyi yapacağım, neyi yapmayacağım, atalarımdan nasıl gördüysem öyle. E bunun bir hiç rasyonel bir gerekçesi yok mu? Beşeri tecrübeye dayanan, işte cahiliyede yok. Benim kabilem ne derse o. Ötekisi de aynısını söyleyecek. Yani kabile üstünü öteki kabileyle ölçebilecek insani dediğimiz değerleri, yani hani bugün insani dediğimiz değerleri ifade edecek hakkaniyettir, adalettir, işte e, ne bileyim hikmettir, insaftır o tarz. Ölçüleri ifade edecek bir şey yok. Bu Kur'an-ı Kerim bunu getirmek istiyor. bunu getirdiği için bu konuda da başarılı olduğu için yani kabileleri kardeş kılıyor. İşte bir Medine toplumu, değil mi? Medine zaten şehir demek, bir tür toplum demek ama zaten insanın toplumda yetkinleşeceğini bilmemiz lazım. O da önemli. Kabilemde yetkinleşemem. Mesela hatırlıyor musun Mehmet Bey bilmiyorum ama aile küçük topluluklar içinde yetişmeyi şey görmüyor. Kemale ermede çok başarılı görmüyor. Bir sıfatı var ama mesela büyük toplumlar ya da orta toplumlar dedi. İşte şehir olacak, işte toplum olacak ya da bütün insanlığı kastederek. Niye? Biz toplum içinde o erdemler çünkü toplum içinde kazanılan bir şey öyle kemale eyvallah, verebiliriz. Eyvallah hocam. Burada şunu söyleyebiliriz: Vahiy aslında aklı özgür, özgürleştiriyor. Vahiy aklı, aklı özgürleştiriyor. özgürleştiriyor. Önündeki engelleri kaldırıyor. Çünkü bu aklın etrafı bir takım engellerle çevrelenmiş, kuşatılmış. Vahiy gelmek suretiyle e, Hz. Peygamber'e vahyin gelmesiyle birlikte aklın önündeki engeller kırılıyor, zincirler kırılıyor bu bakıma <laughs> ve bu engeller kaldırılmak suretiyle. Ee, akıl özgürce düşünebiliyor. Zaten oradan hareketle bir İslam medeniyetine geçiş yapıyoruz. Felsefe rahatlıkla alınıyor, kullanılıyor, işleniyor. <laughs> ee, biraz önce toplumsal uygulamalardan söz etti. Kur'an adalet ve insaf vurgusu yapar. Yani bir rasyoneliteden bahseder Hı. orada da. Yani toplumun dayanacağı bir adalet anlayışı. Bu adalet yine hocamızın e, ilgi alanına görüyor. E, ahlaki değerlerin, bütün ahlaki değerlerin ortaya çıktığı bir duruma işaret ediyor diyor. ama aynı zamanda bir insaf var, bir adalete bir katılık vardır ama o katılık e, sevgiyle, muhabbetle, merhametle. merhametle yumuşatılıyor. Eyvallah. Burada şunu eklesem buyurun olur mu? Hocam, yani buyurun, buyurun. Geri geldiği için. Hocam not alıyorsunuz sürekli. Va ben başka soru soramayacağım Hayır. diye korkuyorum. Vahiy aklı özgürleştiriyor. Buyurun, buyurun. Tamam. Hani modern dönemi de dahil edelim. Sanırım son dönemi konuşamayacağız. Evet son dönemi çok vakit kalmayacak yani gibi. Şöyle bir eleştiri var. Nasıl yani? E, tamam özgürleştiriyor da e, dinin emirlerine uyan bir insan yaşamamızı istiyor. Peki dayatıyor mu bunu? Mesela Kur'an-ı Kerim'in model insan eee şeyi sunması bize dayatması anlamına gelir mi? Ben istemezsem onu seçmeyebilirim. Ama seçmiyorum bu defada cehennemde yakacak. Şunu Peki. diyebilir miyiz mesela toplum içinde de yaşarken olumsuz şeyleri de yaparım ben ama sonuçlarından hiçbir zaman etkilenmek istemem. Böyle bir insan varlığı, toplum varlığı var mı? Ya? Yani bunu karıştırmamak gerek. Kur'an-ı Kerim insan modeli sunar. Evet. Her şey olumlu modelde sunar. Ama ona uyup uyumamak Bizim elimizde olan bir şeydir. Yani özgürleştirme orada hakikaten önemlidir. Neyden özgürleştiriyor bizi? Tutkularımızdan özgürleştiriyor. Değeri işte işte e, kabileden özgürleştiriyor. Sanılardan, mitlerden, şeylerden özgürleştiriyor. Neyse onu bulacaksın. Evet. Ya bu çok önemli bir nokta. Eyvallah. Hocam dediğiniz gibi modern zamanlara günümüze ne kadar gelebileceğiz bilmiyorum ama izleyicilerimizin de özellikle dikkatini çekeceğini düşündüğüm iki tane sorun var. Bunlardan birini Mehmet Aydın hocama sorarak başlayayım. Hocam felsefede cevaplardan çok soruların önemli olduğuna dair bir vurgu vardır. Ben de hatırlıyorum yani işte ilahiyat eğitimimizin ilk ikinci sınıfındaydı sanıyorum felsefe ile ilgili bir ders. O günden böyle bir bilgi zihnimde var. Şimdi bununla kastedilen nedir? Bir, ikincisi de yani cevaba ulaşmayı ee, önemli olduğunu düşünmediğimiz bir düşünmeden nasıl bir fayda elde etme beklenebilir. Burada aslında cevabın önemsiz olduğu anlatılmak istenmiyor. Hı hı. Soru sorabilecek bir bilinç düzeyine ulaşmak çok çok daha önemli. Hı hı. Yani sorular soruyor. Doğru olarak. soruyu Doğru soruyor sonra soru sorabilen bir zihin yapısına ulaşmak çok önemli. Sorguluyor olmak önemli. Yani gelenekte var olduğu gibi itaat etmek değil. İtaati yani ben bu dini anlamda kullanmıyorum. E, kabullenmek anlamında. Hı hı. Kafanıza vuruyor, elinizle ekmeğini ekmeğinizi alıyor birilere. Niye böyle yaptı diye sormuyor. sormuyoruz. E, i̇şte bu sorgulayan bir zihin yapısına, tutuma sahip olmak önemli birincisi. İki, sorular önemli ama bu felsefe tarihinin açısından söyleyecek olursak, felsefe tarihinde sorular hep aynıdır aşağı yukarı. Aynıdır hı hı. derken yani belli sorular aynıdır. Evrenin bir başlangıcı var mıdır? Ee, sorusu, evrenin e, ilk yaratıcısı kimdir, nedir sorusu hep önemli bir sorudur. Bu ilk çağda da sorulmuştur. Orta çağda da, yeni çağda da, modern dönemde de soruluyor. Hala tartışıyoruz bu evet. soruda. Yine ahlakla ilgili. Ahlakla ilgili. ilgili. Bu aslında içinde bulunduğumuz durumla da çok yakından ilişkili. Yani düşüncenin hakikatle ilişkisi diyoruz buna biz. Yani öznenin Hakikatle kurmuş olduğu ilişki, işte orada özne hakikatle kurduğu ilişkiye bağlı olarak bir takım cevaplar veriyor. Diyelim ki Gazali filozoflarla bir ilişkiye giriyor, e, diyolojik bir ilişkiye giriyor ve orada bir cevap veriyor. Kendi içinde bulunduğu toplumsal koşullarına bağlı olarak bir cevap veriyor. Ama daha sonra İbn-i de cevap veriyor. Aynı sorulara, Hı. sorular aynı. Sorular aynı ama cevaplar farklılaşıyor. Eleştiriler var. Ee, Osmanlı dönemine geliyoruz Fatih'e. Fatih de diyor ki Gazali'ye bu filozoflar tartıştı. Bu tartışmayı bir de siz okuyun. Siz tartışın bakalım bu sorular üzerinde. Siz ne tür cevaplar veriyorsunuz? Orada da cevaplar Buradaki veriliyor. Oradaki cevabın önemsiz yani cevabın Neyse, önemsizliğine değil. vurgu diyelim değil. ya da sorunun önemine vurgu evet, diyelim. Evet, sorunun soru çok önemli. Bu, çok hı. belirleyici bir soru. Her mesela. dönemde aynı soru sorulabilir. Soruluyor, sorulabiliyor. Sorular aynı, pek çok soru aynı ama verilen cevaplar Yapabilir. farklılaşıyor. İşte önemli olan bu sorular üzerine düşünebilmek. Hı -hı. Soruları kendimiz için e, kendimize sorun edinebilmek önemli. Diyelim ki biz hep gazali'nin verdiği cevaplar üzerinden geleneği okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama fatih döneminde hoca zade'nin gazaliye verdiği cevapları pek dikkate almıyoruz. İbn Rüşd'ün verdiği cevapları pek dikkate almıyoruz. Hadi İbn Rushd filozof diyelim. Ee, gerçi hoca zade de bir filozof sayılabilir. Ama en azından dini geleneğin içerisinde yer alan birisi, evet. o da gazali çizgisinde yer alan birisi olarak da görebiliriz bir yere kadar. Hı hı. Ama Hocazade'nin verdiği cevaplar gelenekte çok etkili olmamış. Mesela gazali filozofları tekfirle suçluyor. Hmm. Ee, hocazade diyor ki buradaki tekfire dayanak teşkil edilen argümanlar zayıf delillere dayanıyor. Hmm. Zayıf delillere dayanarak hiç kimse tekfir edilemez. Bu İslam'ın evet. temel ilkesidir. Kelamın, teolojinin temel ilkesidir. Ee, ama bu, buradan harekette gazaliye bir eleştiri yöneltiyor hoca zade. Ama biz bu hoca zade'nin bu eleştirisini, bu ortaya koyduğu sonucu pek dikkate almıyoruz. almıyoruz. Sadece gazali üzerinde kalıyoruz. İşte burada da soru edinmiyoruz kendimize gelenekte verilen cevapları. Bu cevaplar da aslında kendi başına bir Sorun teşkil etmesi. Peki gibi. hocam şunu soralım o zaman buradan. Neden her dönemde verilen cevaplar önemli? Her dönemde yeniden aynı soru üzerine cevap üretilmesini gerektiren şey nedir? Çünkü toplumsal durum farklılaşıyor. Farklı yaşam biçimleri gelişiyor. Farklı bilgiler ortaya konuyor. Yeni bilgiler, yeni düşünüş biçimleri ortaya çıkıyor. Yeni sorunlarımız var. Biz hayattan kopuk değil hmm. sorduğumuz sorular, verdiğimiz cevaplar. Hep biraz önce dediniz ya inançları belirliyor mu? evet büyük ölçüde belirliyor yani Gazali'nin sosyal medya gibi bir problemi yok yoktu o yüzden de bir soruya verdiği cevap sosyal medyadan bağımsız o dönemde anlamlı bir bütünken Bugün sosyal medyada işin içine girince o soruya verilen cevapta bir değişiklik yani oluşabiliyor mu? Psikolojik durumları dikkate almak zorundayız. Siyasal durumları dikkate almak zorundayız. Yani toplumdaki dönüşümleri, değişimleri ve buna bağlı toplumun veya bireylerin o hakikatle kurduğu ilişkiler farklılaşıyor ve cevaplar farklılaşıyor. Hı hı. Ee, ama burada şöyle bir filozofça bir yaklaşım tarzı olabilir. Beni toplumdaki durumlar, i̇lgilendirmiyor. olgular ilgilendirmiyor. Ben teorik düzeyde, analiz düzeyinde argümanlar düzeyinde konuyu ele alır, incelerim ve bunun üzerinden sonucu ortaya çıkarabilirim diyebilir. Bu da bir yaklaşım tarzıdır. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyorum. Mehmet hocamın yine notları var ama bu konuyla ilgili mi bilemiyorum. Hocam isterseniz onları alıp sonra sorumu sorayım. Tamam. Şimdi bu yani cevap önemsizdir. Soru sormak önemlidir tarzı değil. Ya evet. bu emeksiz yemek gibi düşünelim bunu. Hı hı. Yani emeksiz yemek nasıl olur? Yani kıymetini bilemezsin emek vermeden. Ee, bu bir kere bu. Mesela siz başkasının hayatını yaşayabilir misiniz? Bu mümkün mü? Ya da yaşamak bir, ister misiniz? Bir iki yaşamak olsa ister bilir. misiniz? Kendi hayatınızın sorunları. Şimdi bunu ne kadar kendi hayatınızın sorunları yaparsanız o kadar bu hayata gelir. Bu krize siz gireceksiniz çünkü bu aynı zamanda kendi olma çabasıdır. Hı hı. Kendi cevaplarınızı bulacaksınız ki siz siz olasınız. Yani bu bu mesela. İslam'da vazgeçilmeyen bir şeydir. Yani kendi kemali, tamam benim eşim, ailem Kemale ersin de ben kalayım varayım ya da toplum Demeyiz. gelsin de ben önemli değildir diyemeyiz burada. Bu son derece önemli yoksa hani sorunu kavrayamazsak biz aslında çözüme de ulaşamayız. Yani sorunun nerede olduğunu bilmezseniz elinize aldığınız bir merhemi nereye süreceksiniz? süreceksiniz. Bu, bu açıdan hani bir kemalle amaçlarla ilgili bir sıkıntı var. Bir de işte doğrudan bunun şeyi düşüncenin hayata getirilmesi kendimizin olma çabasıyla da ilgili bir yol. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Hocam size de şunu sormak istiyorum. Şimdi felsefecilerin çoğunlukla dinden bağımsız oldukları diye yumuşatabileceğim bir şekilde hatta ateist oldukları doğrudan söyleyeyim. Böyle bir hani bir kanaat var. Felsefeci e, genel itibariyle dinden bağımsızdır. Şimdi bu kanaati oluşturan şey nedir? Bu kanaatin doğruluk payı nedir diye bir soru sorayım. Spekülatif bir soru sorduğumu farkında olarak soruyorum. E, programın genel akışı içerisindeki e, bütünlüğü belki bir miktar bozan bir soru ama e, bir televizyon ekranındayız ve bu soruyu da sormam gerekiyor. Şimdi e, teşekkür ederim Hani soru için tamam bu söylenebilir de sadece spekülatif değil bu o taraf üzerinde dursam empirik de bir iddiası var bunun. Diyorsunuz ki filozoflar felsefeciler işte dinden bağımsızdır ateisttir. Yani filancaya gitmişsiniz, filancaya gitmişsiniz, araştırmışsınız, <laughs> felsefeci olan, işte lisans diploması felsefe ihtisası, Batı'da vesaire oran olarak böyle çıkmış. Böyle bir bilgimiz var mı? Var. Yok. yok böyle mu? bir Hayır, <laughs> şeyimiz <laughs> yok. Yani olabilir <laughs> ha, de. Deneysel olarak işte, tabii, böyle tabii, bir ölçüm tabii, yok. Eyvallah. Bilgi tamam. oraya dayanır. Tamam. Şimdi bu şayia, hakikaten bilgi, bir söylentiden hatta şu bahsediyoruz. var. İşte deli felsefeciler affedersiniz kafadandır hmm. gibi muameleler var. Bırakın söylenti. Ya bu sıkıntı nereden kaynaklanır? Evet, Benim uca. açımdan Bunu baktığımızda tartışalım. fiilen böyle örnekler olabilir. Görmüş Tekil. olabiliriz. Tekil. Hı -hı. Tek tek bir iki fiilen böyle görmek istiyor olabiliriz. Hı -hı. Yani bizim bakış açımız, e, düşüncelerimiz, hissiyatımız olabilir. Bu da mesela bir kısmı bunun felsefeye karşı negatif tutumumuzun yani bir göstergesi olabilir. Yani olan e, yanlış kanaatimizi yamıyor olabiliriz oraya. Ya mesela bir kişi ateist olamaz mı? adamın fikri var. olarak krize girer ve bunlar sadece felsefeci midir acaba? Evet. Mesela bir fizikçi, işte bir biyolog, işte yapılan araştırmalarda diyelim. Mesela biyologlardan işte ateist olanlar var. Leuba'nın yaptığı işte 1900'lerin başlarında araştırmalarda kozmolojiye doğru gittiğinde biraz daha teizme geliyor ama bunu mutlaklaştıramayız. Demek ki olabilir ama her daldan olabilir. Kişinin bir krizi varsa inanamıyorsa bu saygı duyulacak bir şeydir. Biz buna negatif ateist diyoruz ya da ateizm. Esas felsefesinde tartıştığımız konu nedir? İşte pozitif ateizm dediğimiz tanrının olmadığını inanmakla kalmıyor, olmaması gerektiğini de savunuyor. Peki bu yaygın kanı ya da şaya nereden geliyor? Şimdi biz aslında uzmanlık bilgisine değer verme ile ilgili bir sıkıntımız var. Mesela siz güzel bir tatlı alacaksınız. Nereye gidersiniz? Sıhhi tesisatçıya mı gidersiniz? Hayır. Pastamaya gidiyorsunuz. Ama gidiyor. sıhhi tesisatçının söylediği sözle davranıyorsunuz. Ona unlu mamiller uzmanı otoritesini veriyorsunuz. Bunu aslında örneklendirmek isterim ama yanlış anlaşılabilir bu. Ben hani insanların değerinden düşürmek istemem. Çok ünlü bir şair düşünün. İnsanların çok sevdiği. Onun felsefeye karşı negatif bir anlayışı olduğunu söyleyin. Onu duyuyor, onu çok seven biri. Felsefe bu değil mi diye. Yani incitmeyeceğimi bilsem yaşadığım anıları söyleyeceğim. Hı hı. Mesela öğretmenimi ziyarete gittiğimde ne ihtisası yapıyorsun? Felsefe. Üstad diyor ki adı bile küfür kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi felsefe hikmet sevgisi ise bunun neresi küfür kokuyor? Ama işte orada küfürle ateistler de var. Sen neden teistlerine bakmıyorsun? Ama burada soruyu yanlış soruyorsun. Fel, Felsefi ateist ya da teist pencereden bakıyorsun. Felsefe ne ise oradan bakmıyorsun onun bağlantısı önemlidir ama eee kayır bu olduğunu düşünüyor. Objektif bir bakış yok burada. Subjektif kendi kanaatlerimiz üzerinden bir bakış yapınca da aslında sorumuza kendi istediğimiz cevabı buluyoruz. Tekil örnekler üzerinde. İşte bulamıyoruz diyelim ya da işte e, bilgiyle değil de zanlarla, zanlarla şey doldurmuş oluyoruz Eyvallah. gibi. Belki ee, bu defada Mehmet şimdi, Mehmet hocam not evet, aldı evet, hocam evet, buyurun. <laughs> Burada belki tarihine kısaca bir göz atmakta fayda var. Efendim, Özellikle efendim. Rönesans'tan sonra bu gündeme geliyor. Yani Çünkü, e, felsefecilerin dinden bağımsız dinden bağımsızlaşması konusu gündeme geliyor. Çünkü e, Rönesans aslında bir bakıma Orta Çağ felsefesine tepki olarak ortaya çıkıyor. Her şey kilisenin kontrolü altında. Felsefe de, bilim de, düşünce de e, kilisenin kontrolü altında. Kilisenin denetiminden geçmeyen hiçbir düşünce meşru bir düşünce olarak kabul görmüyor. Evet. İşte böyle bir ortamda insanlar düşün, düşünmek istiyorlar özgürce, ulaştıkları hakikatleri dile getirmek istiyorlar. Bunu dile getiremiyorlar. İşte burada da bir Rönesans hmm. yeniden e, yeniden uyanış demek. E, yeniden uyanışta da diyorlar ki biz özgürce sorularımızı sorabileceğimiz ve özgürce özgürce cevaplarımızı, araştırmalarımızı yapabileceğimiz bir durum ortaya çıkarmak zorunda. Kilise de böyle bir durumda diyor ki bunlar ateist. Ateist diyor. Evet. evet. Ama burada bunların e, modelleri ilk Çağ filozofları hmm. diyorlar ki ilk Çağ filozofları büyük bir kısmı putperest öyle bir okumaları var hmm. ve bu putperestlik ortamında bir o putperest olan bu filozoflar e, özgürce sorular sordular özgürce araştırma yaptılar ve özgürce cevaplar ortaya koydular ve bundan dolayı da başları hiçbir derde girmedi kilise gibi bir kurum başları da yoktu e, Dolayısıyla dinin olduğu yerde Özgür düşünce olamaz gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor bu böyle bir durum. Evet hocam. İşte bu, bu bunu besledi. Daha sonra bu Rönesans düşüncesi, dinden uzaklaşma, özellikle Orta Çağ düşüncesinden uzaklaşma fikri yeni çağ felsefesine geldiğimizde Descartes'le birlikte varlık üzerine araştırmada töz konusu, varlık varlığı meydana getiren unsurlar, cevherler tartışması, varlığın mahiyeti konusu, konusu tartışmaya girdiğinde üç tez ortaya çıktı. Bunlardan birisi tanrı, madde ve ruh konusu. Ama daha bu madde anlayışı daha sonra yeni çağ felsefesi özellikle empirizme geçtiğimizde çok belirgin bir yere oturdu ve materyalist bir zeminde ilerlemeye başladı felsefe. Çünkü evreni oluşturan temel unsur nedir? Maddedir. 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 Maddenin ötesinde bir şey yoktu. Hatta maddenin var olup olmadığı bile bilinemeyeceği bir anlayış gelişti. Ee, burada John Locke, David Hume gibi e, filozoflar çok belirleyici bir yere sahip, e, maddenin töz olduğunu bile söylenemeyeceğini ifade ettiler. Bu anlayış beraberinde e, Fransız aydınlanma filozofları tarafından alındı. benimsendi ve bunlar e, büyük ölçüde e, ateist bir yaklaşımı benimsediler. Deist ya da ateist bir anlayışı benimsediler. Dinden tamamen kurtulmayı hedeflediler. Ancak dinden uzaklaşılırsa ekonomide, sanatta ve siyasette, ahlakta dinden uzaklaşılırsa kişi ancak aydınlanabilir. Gerçek bilgiye bilimsel bilgiyle hayatını yönlendirebilir şeklinde bir anlayış gelişti. Bu anlayışın bize Yansıyan. Gelen etkileri var. Özellikle evet. Osmanlı'nın son dönemine ve günümüze uzanan etkileri var Fransız aydınlanmasının. Ama felsefe sadece Fransız aydınlanmasından ibaret, i̇baret değil. değil. Eyvallah. Hocam son 10 dakikalık zaman dilimine girdik. Ben zihnimdeki bir takım soruları atlayarak her programda en azından son 10 dakikayı bugüne, günümüze dokundurarak bitirmek istiyorum. Onun için de her iki hocamıza da şöyle genel bir soru sorup, bu 10 dakikayı 5'er dakikalık bölümler halinde bu soru üzerinden değerlendirmenizi isteyeceğim. Türkiye'de, özelde Türkiye'de genelde ise İslam dünyasında felsefe alanında durumumuzla ilgili kanaatleriniz, düşünceleriniz nedir? Düşünceye ve düşünmeye verilen değer konusunda bugün bulunduğumuz noktayla ilgili Mehmet Türker hocam neler düşünür? Bir 5 dakikalık hocam süre içerisinde bize özetleyebilir misiniz? Peki yani özetlemeye çalışayım Buyurun, yani güzel. diyelim en azından şimdi tabii şu burada an da bir program boyunca işlenecek bir konuyu beş dakikada <laughs> özetlemenizi istiyorum. Şimdi e, tabi yani burada da e, hissiyatımızdan bahsediyoruz kanaatlerimizden çünkü araştırma yapmadık yeterince Eyvallah. önem veriliyor mu işte teoride mi kalıyor yani mu pratikte mi benim gördüklerim ziyade, en azından evet. uygulamalardan hareketle işte biz üzüm de yemek istiyoruz. Bağcıyı Hı -hı. dövmek de istemiyoruz. Benim kanaatim şu yani ideal olarak düşündüğümüzde ideale göre çok uzak noktadayız ama yeterli yetkin olmasa bile ciddi bir bilgi tefekkür düzeyimizin olduğu kesin. Hı -hı. Yani bu önemli Özellikle e, üniversitelerimizde olsun, işte üniversite dışı yazılarla felsefi düşünce anlamında ciddi bir birikim olduğunu düşünüyorum. Bunlarla ilgili e, şu anda değineceğim teknik olarak soru şu bence uluslararasılaşma ile ilgili bir sorun var hı hı. uluslararasılaşma yeni bir kavram bu Evet ama, Evet hocam. Yani şimdi e, çalışıyor ama bunu u, uluslararası topluma söyleyemiyor Niye hakim dilli ilgili sorunu var dile öğrenmenin gerekliliği Aslında buradan çıkıyor yani bana ne dilden diyemeyiz. İşte, Peki hakim kültür problemi de var mı hocam ya, burada? Ha, hakim kültür problemi de var ama hani bunu hani yerelliğe vurgu yapıp bizim ortadaki hakim kültürü etkileyebilmemiz, yani evrenseli biraz daha bizim iyiye doğru yönlendirebilmemiz. işte sosyal adalet tarafına, işte yoksulluklar değil mi? Savaşlar, açlık, işte e, bebek ölümleri, evet. e, şimdi arazilerin su ile ilgili Biraz daha bizim e, kültürde o beğendiğimizi söylediğimiz en azından kaynaklarda onlarla ilgili olumlu katkı sağlayabilmemiz için bu tarz bir kanalın açık olması lazım. Burada hızlı bir çabaya girmek gerekir birincisi. E, ama pratikte mesela gündelik dille karşılaştırmalı gidebiliriz biz. Mesela fiili duruma bakabiliriz. Hakikaten değer veriliyor mu? E, fiili durumda. Burada şu örneği vereyim. E, bir bilim adamını Amerika'da bir sonucu sordu. Hakikaten mesela bilime yeterince değer veriliyor mu dedi. Hı hı. Biz de işte felsefeye, düşünmeye, bilime dersek. O da dedi ki yani bu programa çağırdığınız bilim adamlarının sayısını düşünün. Evet. Sonucu şunu diyemedi. Yani ben de dedi yani eh biraz fazla çağırıyorum dedi. Yani evet. hep hakikaten böyleyiz diyemedi. Hı hı. Bir o ölçü değil mi hani bu mesela bu teorik bir program ama bu da önemli bir program. Yani bizi düşünce olarak geliştirmek hani denir ya. Bazı pozitif psikoloji kitaplarında sürekli söyle, inan, bir bakarsın o karakterin olur. Bir müddet sonra o fiiline yansır, davranışa dönüşür, gerçek olur diye. Bu evet. hani çok ciddi bir şey. Bizim neyle yatıp kalktığımız diyelim, neyle hemhal olduğumuz bu anlamda son derece önemli. Ama öte yandan mesela gündelik dilde işte düşün düşün, işte evet. işin Olmaz nokta işi. noktadır evet. işin diye. Bu Bu tarz, bu da işte belki... Yani bunlarla ilgili bakışımız mesela felsefeci ne iş yapar hı hı. Ne diye hani bir yani ekmek getirecek bir şey görünmez evet. ama asıl olarak insanın var olması ile ilgili düşünme işini yapıyor. Daha ne istiyorsun? Evet. Yani bu hayatla bağlantılı düşünme bunların mesela mesleksel olarak değişik yerlerde işte bilgi tasnifinde bir bilgiyi nereye koyacaksınız? Mesela istihbarat teşkilatlarında felsefeciler olur. Evet. Mesela nerede olsa iyi olur, nerede olmasa iyi olmaz ki. Her tür kurulda. Hı hı. Yani öyle değil de şöyle de baksak nasıl olur acaba? Yani bu anlamda mesela işte bilgi alanının geçerli olmadığı yer söyleyin. Bizim ahlaken etik açıdan karar vermediğimiz yer söyleyin. Bir sürü etik kurullarımız Yok, var. Hocam. İşte Tabii. konuşuyoruz programlarda değil mi? Yani ben Aynı zamanda etik kurulda da görev yapıyorum. Evet. Bunlar gibi bunlarla yanlış yönelimler var. Yani bu tarz kurullarda işte sanatla ilgili yerlerde hayat için konuşuyoruz biz bunlarla. Evet. Hepsinde yer alması açısından o ihtiyacı bizim tefekkür olarak hissetmemişliğimizle ilgili bir eksiklik var. E, bu nasıl olacak? İşte benim karnım acıktığında biyolojik bir dürtüdür. Onu hemen yiyorum işte, doyuruyorum, geçiyor. Ama bu biraz bu çaba entelektüel bir çaba gerektiriyor. İşte okumayı, sorular sormayı, işte kendimizi biraz zorlamayı, zorlamayı gerektiren bir şey var. Bu konuda ben hani çok ümitsiz değilim. Zaman zaman işte mantığa karşı olma, felsefeye karşı olmanın hepsinde yanlış mantık argümanı var yanlış felsefi argümanlar var. Evet. Onları görmeli bir de işte uzmanlık bilgisi. Mesela bir kişi çok yetkin bir doktor olabilir ama felsefe konusunda cahil olabilir. Hı hı. Ben çok yetkin alanımla ilgili bir olabilirim. Bunun gelişmenin sonu yoktur ayrı konu ama başka bir konuda o derece cahil olabilirim. Bu insanlara ilk etapta çok ters geliyor. Nasıl yani o alanda okumuş profesör olmuş, bu alan evet öyledir, öyle. öyledir öyle. Ben ben de öyle görürsem kendimi geliştirebilirim. Yani uzmanlık alanlarına yönelik. Tabii hepimiz uzman olmayacağız ama o konudaki bilgi birikimleri, onların sonuçları ile ilgili de hiç umursamazsak biz. O zaman bizi ne yönlendirecek? Sosyal medya. Sosyal medya mesela bilgi kaynağı mıdır? Haber kaynağı mıdır? Medya haber kaynağıdır. Evet. Kaynağında evet. gizlerler haklı olarak hani yasal vesaire gerekçelerin. Ama bakın bilgiden söz ediyoruz. Mesela zan, işte şüphe, evet. mesela düşmanca tutumla bir kesimi yönlendirme motivi olursa bu bilgi midir? Mesela benim bu e, dimağıma girme hakkı var mıdır? Biraz da benim bunu kendim açımdan bunu mesela e, bir birey olarak, bir yurttaş olarak, vatandaş olarak bu şekilde e, şey olmam lazım, hazırlıklı olmam lazım. Ben de bilgiyi kaynağından yani kitaptan öğrenmeliyim. Burada da işte para ne için? Yani kitap almak için ödediğim parayı ben fuzuli görürsem bu yol bana açılır mı? Ötekiler sosyal medyası medyası vesairesi bir çuval taşın içinde değerli bir şey bulmaya benzeyecek. Evet. Bu kadar şeyi araştırman gerekiyor. Orada bilgi kaynağı var. Kitap işte. Burada da araçlar amaçlar dengesine her zaman bir dönüp bakmamız lazım. Mesela haz, haz kötü değildir, iyidir ama temel iyi de değildir. Temel değer de değildir. Hayatım için, erdemler için şey yapmam gerekir. Yani hayatımı rehberlemem, kitap okumak iyiyse ben ondan haz alıp almadığıma bakmaksızın okumalıyım ama sıkıla, ıkına sıkıla değil severek isteyerek yapmalıyım. Yani entelektüel gelişme ile ilgili böyle bir gayret eksikliğimiz var. Düşünmek ve düşünce ile ilgili de böyle bir eksikliğimiz var. Evet. Mehmet hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza dilinize sağlık hocam. Şimdi e, aynı e, soru sizdeyiz. Buyurun. buna iki açıdan bakabiliriz. Bir e, tarihsel İslam düşüncesi, felsefesi üzerine çalışmalar Günümüzde çevriler yapılıyor bu konuda hakikaten belli bir yere girildi, yöne girildi, istikamete girildi. Bu önemlidir. Yani bunu çok değerli bulmak gerekiyor ama bu konular bu çevriler üzerinden yeniden bir anlama faaliyetinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Tarihe yönelik bunun iki açıdan faydası var. Bir motivasyon, iki güç. Yani modern tepkiler, meydan okumaları karşısında geçmişte başardıklarımız bu bize bir güç verecektir, bir motivasyon kaynağı olacaktır. İki, modern tepkileri ya da sorunları anlamada gelenekten ne kadar yararlanabiliriz? Bunun için de geleneğin işlenmesi gerekiyor. İki, çağdaş dünyayı hitap edebilmek için de çağdaş dünyayı bilmek gerekiyor. Evet. Çağdaş felsefe teorileri, filozoflar, yaklaşımlar bunu bizim bilmemiz gerekiyor. Bu konulara bilgane kal kalamayız. Ee, ancak bunları bilirsek biz, kendimize mal edersek kendi geleneğimizle dini ufkumuzla bunları bütünleştirebilirsek modern dünyada söz sahibi olabiliriz. Evet. Kur'an'ın da e, şeyini, e, anlamını Mesela, modern dünyaya evet. takdim edebiliriz. Aksi takdirde bunlardan geri kalacak olursak bunların hiçbirisini yapamayız ve toplumsal tepkileri burada e, biraz dozunun düşürülmesi gerekiyor. Yöneticilerin burada bilimin önünü, düşüncenin, tefekkürün önünü açmaları gerekiyor toplumdaki tepkileri e, hakikat gibi görmek görme yanlışlığına düşmemek gerekiyor. Eğer bu böyle bir yanlışlığa düşecek olursak bilim de gelişmez, tefekkür de gelişmez. Ülkenin e, önü önünü adeta bir set Çekilme durumuyla karşı evet. karşıya gelebiliriz. Siz de Mehmet Hocam gibi bu konuda hocam entelektüel kaygıların ya da entelektüel düşünme, düşünce biçimleriyle ilgili ümit varsanız. Ümit, ümit doğru varız olur. ama işte bu toplumsal tepkilere feda edilmemesi gerekiyor. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum size de. Çok sağ olun. Mehmet Hocam yeni, not, yeni notlar aldınız ama <laughs> bir iki cümle söyleyebiliriz buyurun isterseniz. Yani kafatmak durumundayız. Son derece <laughs> önemli arkadaşımızın dedikleri. Yani geleneksiz de olmaz. Yani orası bizim şey ambarımızdır. Evet. Oradan sağlam kaynağa dayanacağız ama bugünü yaşayacaksak bugünü feda edemeyiz bir bilmemiz gerekir kavramlarımızı oluşturmamız gerekir. Yoksa başkalarının kavramları ve kategorileriyle yaşarız. Bunun sıkıntılarını evrensel olarak yaşıyoruz. Yaşıyoruz zaten. şu anda. El an yaşıyoruz. Hem Mehmet Türkeri hocama hem Mehmet Aydın hocama çok teşekkür ediyorum. Rica hocam. Kıymetli katkılarınızla ederiz. farklı bakışı şereflendirdiniz. Efendim farklı bakıştan bu haftalık bu kadar. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Farklı konuklarla yeni bir konuyla tekrar karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.